Efendim hayırlı akşamlar. Akit TV'de, Kürsü'de, Kürsümüzdesiniz. Muhabbete başlayacağız, muhabbet edeceğiz, muhabbet halkamızı kuracağız. Hadi siz de gelin diye sizleri davet ediyoruz. Her neredeyseniz, hangi şehirdeyseniz, hangi memleketteyseniz bilin ki size de yerimiz var. Bendeniz Fatih Duman'la berabersiniz. Yine her hafta olduğu gibi. Bugün Kürsümüzde misafirimiz Mehmet Ali Bulut hocam. Onunla pek çok şeyi konuşacağız. Ama evvela durun, hemen başlamadan ben unutmadan size bir şey hatırlatayım. Hep parmağımı yanlış böyle yaptım, doğru yere. Şimdi biraz sonra şurada yazacak WhatsApp numaramızdan bize bugün mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Doğru mu yaptım? Doğru yaptım değil mi? Ha, doğru yaptım. Mesajlarınızı oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar üzerine de açıkçası muhabbet biraz şekillenecek. Çünkü bütün hafta boyunca programla ilgili, bugün yapacağımız programla ilgili pek çok soru soran oldu. Pek çok soru oldu. Pek çok konu, işte bu konuyu da konuşsanız diyen oldu. Onların hepsinin üzerinden geçeceğiz ama o sırada da sizin sorularınız olursa o sorulara da değineceğiz inşallah. Bunu da söylemiş olayım. Hocam hoş geldiniz. Beni korkuttun. Niçin? Hoş bulduk kardeş. Ben öyle her soruya cevap veremem yani. İnşallah hocam. O zaman ne diyelim? Mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca tamam. Diyelim. İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah. Hocam. Allah iyilik, sağlık versin. Yaramazlık yoktur inşallah hocam. Yani çok iyiyim diyemiyorum. Şöyle dersem aslında bu kadar ızdıraplı insan varken sen nasıl iyi olabiliyorsun diyebilirler. Hakları var öyle demen. Ama ben diyorum ki yani Allah'ı bilen ve ona itimat edenin de ben huzursuzum demesi bana ağır geliyor. O zaman iyi değilim dememeliyiz. Evet. Çok iyi de olamıyoruz zaten. Yani şey mesela bazen diyorum hani insanlara sağlık nedir? Tam cevap veren yok. Diyorum ki bedenin afiyetidir. Afiyet nedir? Afiyet üzerinde pek durmuyorlar esasında. Afiyet dediğimiz evet bir şeyin sağlıklı olmasıdır ama af köküyle aynı yerden gelir. Bedenin hak ettikleri sıkıntılardan arız olmak, uzak olmak afiyettir. Ruhun böyle Rabbinden uzak olmasından doğan mutsuzluktan afiyet, o da ondan uzak durmaktır. Çünkü mutluluğu yapan, mutluluk daha doğrusu ettiğimiz nefsin sahip olduğu şeyleridir. Nefis mutlu ise istediği şeylere sahip demektir. Kalp huzurlu ise istediği şeylere sahip demektir. Beden mutlu ise, sağlıklı ise o da afiyettedir demektir. Her birisinin kendine göre kuralları, kanunları var. Eğer insan Allah'ı ile iyi ise ve itimadı tam ise ve Resulullah'ın söylediklerini 3 aşağı 5 yukarı değil yapıyorsa o zaman rahat içindedir. Bela ve musibet içinde bile rahat içindedir. Çünkü bela ve musibetin kimden geldiğini bildiğinizde ve bunun asla zalim olmadığını bildiğinizde gelenin eğer sen zahirde mağdur gibi görünüyorsan bunun telafi edilebilecek bir kudret sahibinden, telafi edebilecek kudret sahibinden geldiğini biliyorsan sıkıntı yoktur. Böyle olunca altınızda küre patlasa bir şekilde hayret edersiniz ama telaş etmezsiniz. Kötüysen de iyi olursun yani. Evet ama burada sıkıntılar varsa aman ne olacak? Ay böyle oldu. Ay şöyle oldu. Ay şimdi şey yapacağım dediğinizde vehmi ve vesveseyi zihninize soktuğunuzda bundan kalbiniz de nasip alır. Nefsiniz de nasip alır. Bedeniniz de nasip alır. Önce iyi bir itikat lazım. Doğru Allah'a iman etmek lazım. Sonra o Allah'ı iyi tanımak lazım. Ne olduğunu bilmek lazım. Onun hakkında, onun isim ve sıfatları hakkında gerçek bilgiye sahip olmak lazım. Eski alimlerin temel derdi Allah'ın sıfatları hakkında insanları aydınlatmaktı. Çünkü gerçek şirksiz bir Rab ile, arazsız, zaafsız bir Allah ile beraber iseniz herhangi bir işi aksatmayacağını veya herhangi bir işi unutmayacağını pekala bilirsiniz. Allah'ın sizi karanlıkta da aydınlıkta da gördüğünü, siz çaresizken de Allah'ın sizi gördüğünü, çareliyken de Allah'ın sizi gördüğünü ve size hak edişleriniz üzerinden ancak bir takım belaların geldiğini veya gideceğini bilirsiniz. Yani çünkü diyor ki iblise, mesela iblis bütün başımıza tuzaklar çeviren İblis bütün hacaleti, bütün başarısızlıkları önümüze kuran odur ve onun avaneleridir. Hı. İblise diyor ki gerçek kullarıma bir halt edemeyeceksin diyor. Bu açık kuraldır. Allah ile iblis arasındaki sünnetin temel şartıdır. Gerçek iblis, kullarıma. Evet. İblis diyor ki ben senin kulların önüne duracağım, geçeceğim, doğru yolların üzerinde oturacağım. Onları tarumar edeceğim ve göreceksin çoğunu istediğin gibi bulamayacaksın diyor. Cenab-ı Hak diyor ki vel hakku akul. Bu haktır diyor, yapacaksın bunu diyor. Bu geçer. Nerede geçiyor? Tam bilemedim şimdi. Hatırlarız hocam. Evet. Diyor ki iblis ben onu şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Onların doğru yol üzerinde, doğru yollar üzerinde oturacağım. Şaşırtacağım. Göreceksin onların çoğu istediğin gibi olamayacak diyor. Cenab-ı Hak diyor ki doğrusun. Yapacaksın bunu diyor. Ben de sana söylüyorum. İlla. Benim gerçek kullarıma hiçbir halt edemeyeceksin. O zaman burada şunu sorayım mı? Kim o gerçek kul? İşte mesele bu. Gerçek kul Allah hakkında şüphesi olmayandır. Ha. Şimdi diyor ki ben şirki affetmem. Biz bunu ne anlıyoruz? Efendim iki tane Allah var. La kim diyor ki iki tane Allah var? İki tane Rab var. Hayır efendim. Eskiden bunu diyorlardı soyutu kavrayamadıkları için. Eskiden insanlar soyutu kavrayamadığı için Allah'ın halik olanın aynı zamanda mümit olmasını, muhyi olanın aynı zamanda öldürücü olmasını akıllarına sığdıramıyorlardı. Öldürücü başkadır, diriltici başkadır, yaratıcı başkadır, musavvir başkadır, şekil verici başkadır, fatır başkadır diyorlardı. Sıfatları ama, farklı farklı. Evet, dolayısıyla da Allah'ın isim ve sıfatları hakkında şüpheye düşüyorlardı eski insanlar. Hı hı. Ve o yüzden de eski din alimlerinin veya uluhiyet diyelim üzerine ilahiyatçıların temel vazifesi Allah'ı tam anlatmaktı insanlara. Nedir? Hocam ama bu çok güzel oldu. O zaman şöyle yani aslında onlar Allah'ın birliğini anlatmak için yani bu karmaşıklık yüzünden evet. Allah'ın birliğini anlatmak için Allah'ın sıfatlarını tek tek insanlara izah etmek zorundaydı. Evet. Ve mesela Allah'ın yaratan, donatan ve güzelleştiren, musavvir. Evet. Muhsin. Yani Allah'ın bir ismi de Cemil'dir. Evet. Ya Allah Cemil yuhibbul cemale. Her şeyi en güzel yapar, yaratır. Şimdi hem Cemil hem rahmet sahibi hem de öldürüyor. Bu ne iş? Dediler eskiler. Dolayısıyla da o merhamet sahibi muhit olan Allah'a öldürmeyi yakıştıramadılar. Hmm. Böylece zihinler bir şahsın hem öğretmen hem bir roman yazarı hem bir şair hem bir sunucu hem bir baba hem bir evlat hem bir arkadaş hem bir dost sıfatlarına sahip olacağını kavramsal olarak zihinlerine sığdıramadılar. Hepsini birleştiremedi. O yüzden bu her bir sıfatı farklı bir ilah varsayarak birbirinden ayrıştılar. Çin'e gitmiştim 2001'deydi galiba. Bizi bir yere götürdüler. Beyaz Maymun Dağı veya orada işte şeyden kopup gelen adını sen söyle. Kaya mı? Keşişin birisi, bir Budist keşişin bir tanesi o kadar yoğun bir yapmış ki meditasyon. O meditasyon sırasında dağ kökünden sökmüş. Dağ da onunla birlikte yükselmeye başladığı için dağ da onunla birlikte uçmaya başlamış, gelmiş ve Çin'in o bölgesine konmuş. Öyle inanılır. Ve onun adı işte Beyaz Maymun Dağı deniliyor. Orada altında mağaralar var. Girenler gitmişler, görmüşlerdir. Yaklaşık 3000 tanrı tasviri var orada. Yani biçimsel olarak yapmışlar. 3000 ayrı tanrı tasavvuru var. Bizi oraya gezdiren adam komünistti. Daha henüz Çin o zaman henüz yapılamamıştı. Yani ben komünistim demekten, ben dinsizim komünistim demekten böyle şeref duyan bir bir delikanlı bizi gezdirmişti. Sonra bir yere vardık. Şer tanrısı. Yani öfke ve şer tanrısı dedi. Ondan sonra onun yanına vardık. Uzakta kaldı. Yanaşmadı ona. Ben yanına vardım, bir şaplak vurdum bu öfke ve şer tanrısına. Vay seni dedim, kavat dedim, vay seni mızır dedim ya sen bütün koca bir millet dedim, 3-4 1-2 milyar insanı dedim korkutmuşsun dedim, senin şeyinden gidip komünist oluyorlar korkundan dedim, sana uğramamak için dedim. Şimdi çocuk ödü koptu. Halbuki hiç inanmıyor bir tanrıya. Ama bir kültürlerine girmiş. Evet. Niye böyle yaptın? Bugün başımıza bir iş gelecek dedi. Dedim, benim Rabbim dedim o tanrılara pabuç bırakmaz dedim. Tek kişidir ama bütün bunlara gücü yeter dedim. Siz araştırmışsınız. 3000 kişi, 3000 tane ayrı sıfat. Ve o gün gerçekten akşama kadar başıma bir iş geleceğine, koluma bir şey olacağına inandı. Halbuki komünisti. Allah Allah. 3000 tanrı tasviri var. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları namütenahidir. Sonsuzdur. Biz hepsini bir tek Allah'ta toplayabiliriz. Allah'tan ki Allah tektir. Allah'tan ki Allah tek olduğu için, bütün o sıfat ve isimleri kendisine barındırdığı için buna bizatihi şükretmek ve hamd etmek lazım. Ya söylendiği gibi gerçekten bu kadar tanrı olsaydı bu insanoğlu ne yapacaktı? Dolayısıyla eski alimlerin en büyük sıfatlarından, en büyük çabalarından bir tanesi de kişinin Allah hakkındaki zannını doğru oturtmaktı. Yani onların vazifesi oydu. Evet. Şimdi ortalama bir insana sor. Kaç kişide Allah fikri, Müslümanı kastediyorum. Hı. Allah fikri Kur'an'ın tanımladığı gibidir. Mesela soruyorum. Hamam böceğinden korkuyor bir mümin. Bu bir korku. Karanlıkta yatmaktan korkuyor. Doğru. Efendim işte fareden korkuyor. Dar bir yere girmekten korkuyor. Dar bir yerden korkuyor. Yüksek bir yerden korkuyor. Niye? Çünkü oralarda onların tanrısı onlara yetişemiyor. Karanlıkta onun tanrısı görmüyor. Görse rahat edecek. Çünkü aydınlıkta korkmuyor. Eğer evde ışık yanıyorsa rahat ediyor. Işık söndü mü kocam yanımda olmazsa diyor ben korkarım diyor. Ha, demek ki onun tanrısı karanlıkta görmüyor. Tavuk arası tanrısı. Ama Allah bütün o sıfatları kendisine barındıran Allah ile gerçek manada bir itimat ve şey oluşturmuşsan, ne olduğunu da biliyorsan o karanlıkta da görür. Aydınlıkta kendisini koruyan Rab karanlıkta da görür. Benim annem eskiden ben her şehre geldiğimde ağlarsızlar aman yaman dönürdü. Bir gün ben böyle beni kucaklamıştı. Ben de ona hani anne burada senin kucağındayken beni koruyan Allah uzakta da korur. Veya orada beni koruyan Allah burada beni koruyandır senin kucağındayken. Böyle beni tuttu kendimi saldım aşağıya bıraktım. Annem sadece çığlık attı. Dedim ki çığlıktan başka ne yapabilirsin ölseydim? Hiçbir şey. İşte merak etme dedim. Ben senin yanındayken de çığlıktan başka bir derdin yok. Benim öldüğümü duyduktan sonra da çığlıktan başka bir şeyin yok. Hiçbir şey bırak dedim. Şey. Allah beni burada koruyan Allah. Orada da korur. Müsterih ol. Allah'a itimat et. Allah'a iman ediyorsun. Allah'a güven de. Vallahi hepimizde problem var. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bu insanın, bu ümmetin dertleriyle en çok uğraşanlardan birisiyim. Gayri resmi. Ben şey değilim. Psikiyatrist değilim, psikolog değilim, şu değilim, hoca bile değilim. Değilim gerçekten. Ama insanlar gelip gelip bana dertlerini anlatırlar. Bakıyorum her birisinde ya bir sünnetin terki vardır, ya bir farzın tehiri vardır, ya farzın terki vardır, ya bir sünnetin terki vardır, ya da Allah'a dair bir sıfatında eksiklik vardır. Diyorum ki siz bir dua edeceksiniz. Önünüzdeki taş çekilir mi? Siz konuyu ben demeden siz oraya getirdiniz. Çekilir mi? Ben şey soruyorum. Yani senin duanın fizik bir etkisi var mı? %90 hayır diyor. O zaman niye dua ediyorsun? Ben inanıyorum. Rabbim bu taşı önümden çek. Canı gönülden söylesem. Beni duyar. Çekmezse, eğer önümden çekmezse biraz daha ciddi söylemem lazım. Biraz daha söylemem lazım. Çünkü benim o taşın çekilebileceğine itimadım yok. Ben öylesine söylüyorum. Ey Rabbimiz. Açıyoruz. Nerede ey Rabbim? Ben şah damarından sana daha yakınım diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla gerçekten bugün var olan stres, problem, psikiyatrik alandaki olaylar, psikoloji, vehim, vesvese hepsi kişinin tanrısıyla diyorum. Allah demiyorum. Çünkü araz tanrılara aittir. Allah'a ait olmaz. O yüzden ben sıklıkla bu kelimeyi kullanırım. Birçok yobazda ben tanrı kelimesini kullandığım için benden gıcık alır. Bildikleri gibi davranışlar. Ben yine tanrı diyorum. Birçok yerlerde tanrı diyorum. Ama müteal yerde Allah Allah'tır Celle Celaluhu. Senin bir taptığın Tanrı, çünkü senin taptığın Allah dediğin Tanrı, Tanrı diyorum, ne yapıyor? O Tanrı zaaflıdır. Senin yargıların üzerinden zaaflıdır. Sen tam bir ilaha tapmıyorsun ki. Sen ilahı şirksiz tapmıyorsun ki Allah'a. O yüzden diyor onlar şirke koşmadan iman edemediler diyor. Bir ayet-i kerimede öyle geçiyor. Hepimizde bu arazlar var. Taşıdığımız şirkler nispetinde Allah'ın sıfat, isim ve sıfatlarına dair eksikliklerimiz, arazlarımız nispetinde olaylardan korkarız. Vehim vesvese batağına batarız ve dünyada olan biten her şeyden korkarız. Ben diyorum ki bütün sebepler, bütün olaylar, bela, musibet, dert, keder, hastalık, virüs, mikrop ne varsa hepsinin nasiyesinden Allah tutmuştur. Her birisinin ipi ilahi kudretin elindedir. Kendi keyfine göre gelip bana bulaşacak bir virüs veya bir mikrop. Ama ben o mikrobun bana gelmesine vesile olacak eksiklikler, hatalar, yanlışlar yapmışsam gelir. Gelir seni bulur. Bu nedir? İşte tam bir efendim büyük zatların, büyük peygamberlerin, büyük şeylerin de başlarına bela ve musibetler gelmiştir. Bu ayrı bir bahis. Belki konuşmuşuzdur veya konuşuruz inşallah. Ama bunlar ben diyorum ki kainatta ne varsa hepsinin ipi Allah'ın elindedir. Öyle bir taş sallanıp gelip tesadüfen sana isabet etmez. Edemez Allah'ın mülkünde. Ama sen bir Tanrı'ya inanıyorsan onun mülkünde birileri tasarrufta bulunurlar. Şu anda yeryüzünde Amerika Allah adına racon kesiyor. Veya bir racon kesiyor. Öyle görüyoruz meseleleri. Fakat şunu düşünmüyoruz. Bugünün insanlığının huzur içinde olmaması. Bu kadar nimet içindeyken. Niye? Ya bundan daha büyük, bu asırdan daha büyük bir nankörlük yaşanmadı. Nimet hiçbir zaman bu kadar fazla olmadı. Rahat hiçbir zaman bu kadar fazla olmadı. İmkan hiçbir zaman bu kadar fazla olmadı. Ama insanlar hiç bu kadar insandan Allah'a bu kadar uzak durmadılar. Hatta yani putperestlik çağında bile bugünkünden daha fazla Allah'a itimat vardı. Bunu Müslümanlar için mi söylüyoruz? Evet. Özellikle? Müslümanları da dahil ediyorum. Kendimi de dahil ediyorum. Kendimi öncelikle. Çünkü ben inan gerçekten önce nefsim üzerinden söylüyorum. Hocam bunu zaten anlamamak için yani cidden bir şeyi anlayamıyor olmak lazım ama şimdi yaşadığımız dünyayı, yani bu dünyayı düşünüyorum. Bu dünyayı da bu hale biz getirdik. O da ayrı bir şey. Tamam kabul ama. Şimdi bir Müslümanın ben bu aşı yaptım bana virüs dokunmaz demesi haramdır. Ama ben bunu her gün yüzlercesinden duydum. Sen aşı olmadın gebereceksin yakında. Hayır. Ben aşı olmadım ama şimdi küçük bir misal vereyim anlaşılacak. Ben onun bana gelmemesinin bütün kurallarına uydum. Ha şu var. Bir yere girdim. Burası araz girmemiş. Resulullah diyor ki taun olan bölgeye girmeyin diyor. Oradaysanız da çıkmayın diyor. Ben riskli bir ortama girdiğimde maskemi takarım. Elimi yüzümü zaten her gün temizliyorum. Yani bana birilerinin elini bir 20 saniye sabunla yıka demesine gerek yok. Ben her sabah elimi yüzümü yıkarım zaten. Otomatik olarak. Evet. Ben her yemeğe oturacağım zaman zaten elimi sabunluyorum. Çünkü benim o gıdaya hürmetim var. Çünkü benim o dokunacağım ekmeğe hürmetim var. Elimin ne olduğunu bilmiyorum. Belki elimden ona bir zarar gelecek, belki ondan elime bir zarar gelecek. Ben zaten bunu yıkıyorum, yapıyorum hep. Ama bir ortama girdiğimde ben tedbirimi alırım. Ben doktorun söylediği işi de yaparım. Evet, yani mesela bugün Ortodoks tıbbın getirdiği nimetlerden de yararlanırım. İcabında ameliyat da olurum. Bunların hepsi nimetin içinde. Ama bunun öncesinde haksızlık yapma. Cenab-ı Hakk'ın kuluna yüklediği vazifeleri yerine getirir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Eğer siz Metaverse'e girmeden önce İçinde bulunduğunuz alanın etrafını tam ve net çizmişseniz o mavi ışık önünüze geliyor. Geçme burayı diyor. Çünkü Metaverse'ün içine girdiğinizde gerçek reel dünya ile bir ilişkiniz kalmıyor. Dolayısıyla sen buradan önünde koca bir okyanus var. Bir zemin var. Öyle görüyorsun. Yürüdüğün zaman bulunduğun odanın duvarına tosluyorsun. Çünkü sen odanın içindeydin. Evet. Aynı şekilde Cenab-ı Hak reel hayata göre bir metavers olan bu fani dünyanın içinde hududullah dediği sınırlar çizdi. O sınırları geçmeyin dedi. Geçmezsen, o hudutları geçmiyorsan başına bela gelmez. Bilerek bilmeyerek. Çünkü biz burada da bir rüyanın içindeyiz. Yani bu dünya bir gerçeklik açısından baktığımızda bir hayal dünyası burası. İmaj olarak bir hayal dünyası. Gep geniş görünüyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, ben bahsimden diyor, şu noktadaysan şöyle yapmayın, tilke hududullah diyor. Şunu yapmayın, tilke hududullah diyor. Allah'ın hudutları diyor. Biz bunu şöyle zannediyoruz. Allah istemiyor yapmamıza. Yani Allah işine, yani onu kullanmamızı istemiyor. Hayır. Allah sana reel dünyanın içinde bulunduğun alanının sınırlarını çiziyor. Sen buradan böyle gidersen diyor, bir yara düşeceksin. Duvara toslayacaksın. Duvara toslayacaksın. Sehpaya çarpacaksın. Balkondan düşeceksin. Efendim işte buzdolabı bilmem ne yapacaksın. Senin etrafını böyle çizmiş. Dolayısıyla bir insan bu hudutların içinde kalırsa balkondan düşme şansı yoktur. Duvara toslama şansı yoktur. Ama siz hudutları geçiyorsanız her şeyi bekleyebilirsiniz. Hudutları geçtiğiniz halde de Cenab-ı Hak size yine merhamet eder. Zaten öyledir. Vallahu raufun bil ibad. Dolayısıyla yani meseleyi yani vehim vesvese, eğer insan gerçek anlamda Rabbine tam itimat ediyorsa, isterse amelleri tam yapmasın. O zaman sıkıntıları kalmaz. Aksi takdirde her şeyden şüphelenirsin, her beladan kendine bir pay ayırırsın. Ben belalardan kendime pay ayırmıyorum. Mesela ben bu ülkede haber okumuyorum. Son 6-7 senedir. Hiç. Geldiğiniz birisi, hatta mesela birisi dinliyorsa, illa haber dinliyorsa, dönüyorum, başka bir işle meşgul oluyorum. Çünkü bugün senin önüne konulan haberlerin %90'ı yalan dolan üzerine kuruluyor. Yani sürekli seni asabiyete sevk ediyor. Sürekli seni olmayan bir gerçeklik var ediyor. Mesela efendim bir kaza olmuş, cayır cayır yanmış, ay işte perişan oldu. Öyle bir şey anlatıyor ki tanrısız bir dünya, merhametsiz bir Allah. Önü kimisini yakıyor, kimisini gebertiyor, kimisini süründürüyor. Hep kötü. Hep kötü. Bunu kim yapıyor? Televizyonlar. Niye yapıyor? Çünkü kendisi muahhit değil. Çünkü kendisi merhametli bir tanrıdan habersiz. Yani habersiz. Kendisi zaten arızalı. Evet, arızalı. Psikiyatristinden psikoloğundan kadar tabii ki iyiler vardır. Haşa burada yani herkesi bir kabın içine sokmak doğru, böyle bir de şey olmaz yani. Olamaz da genel anlamda söylüyorum. Ekseriyet tanrısız bir dünya algısı içinde her şey beladır. Cayır cayır yanıyor ya. Cayır cayır. Görüyor musun? Bak diyor şu ceylana diyor ya. Aslan aldı parçaladı ya. Vay vay vay. Kaplan şunu şöyle yaptı. Bunlar hepsi sanki kendisi tanrı olsa o ceylanı orada o kurdu kaplanı aç bıraktıracak. Neden? Çünkü kafası öyle basıyor. Öyle anlıyor. Deprem olmuştu 1999'da mıydı? 9'da. O zaman BRT televizyonunda çalışıyoruz. O günde bir belgesel hazırlıyorum. Deprem sırasında da 3 zemin, 3 kat alttayız. Yani şey yapıyoruz. Belgeseli montajını yapıyoruz. Yanımda da bir kardeşimiz var. Çok sever beni. Ben de onu çok severdim. Adını şimdi hemen hatırlamadım. Montajı da o yapıyor. Özellikle istiyordum. Çok hızlı, çok zeki, çok seri montaj yapardı. Yani daha şey bilmeden, söylemeden hangi cümleye, hangi şey kare gidecek bulurdu hani. Onunla beraber oturuyoruz. Bir anda tam en dipteyiz. Baktım sütunların içindeki demirler gıcırdıyor. Demirler gıcırdıyor. Galiba deprem oluyor. Dedim ben deprem oluyor dedim. Çocuk dondu. Meğerse Ceyhan'da depreme yakalamış. Ondan 6 ay önce Ceyhan'da bir deprem olmuştu. Kendi ailesinden birçok kişi vefat etmiş. Depremde kalmışlar. Çocuk dondu. Ya iri delikanlı. Nasıl çıkaracağım onu oradan? Tabii biz bu arada çıkmaya başladık. Sarsıntı devam etti. İkinci şeye geldik. İkinci Bodrum'a geldik. Yeniden başladı. Ama daha kuvvetli. Ben sürükleyerek onu çıkardım. Omuzumdan dışarıya çıkardım. Dışarı çıkardık. Ondan sonra bir 20 dakika kadar bekledik. 15-20 dakika. Ya kardeşim bu televizyon yani. Televizyon durmaz ki. Nasıl? Dedim gireceğiz. Ulan nasıl gireceğiz? Dedim valla gireceğiz. İçeri gireceğiz. Haberleri vereceğiz. Kim yapacak, ne edecek, şudur, budur filan. Ondan sonra girdik. Yani tamam, ben iyi bir televizyoncu değilim ama ben haberciyim. Dedim ki ben şuraya bakarım, sen oraya bakarsın, sen oraya bakarsın. Bir tane sunucu vururuz. Ceket merket ararken şey geldi. Emre Alkin geldi. Tam zamanında o da kendisini dışarıya atmış ama bir haberci, aynı zamanda bir sunucu geldi. Üstünde de bir şey yok. Ona bir gömlek bulduk, bir şey bulduk. Giydirdik. O haberleri sundu. Ben işte televizyonları, şeyleri taradım. Sürekli telsizleri dinledim. Nerede ne olacak, nereden ne olmuş biz tabi bilmiyoruz. O bizim haberleşme de çok mümkün. Bizim değil. Bulunduğumuz yer şeydeydi. Elmadağ, bu istiklal şey. Taksim'den sonra Elmadağ geliyor. Oradayız. Neyse sabaha kadar bir şekilde idare ettik. Yani işte orada peyderpey gelenler oldu. Yani ilk zaten ilk 15 dakikadan sonra yarım saat televizyonu götürdük. Yarım saatten sonra daha iyi bu işin erbabı geldiler, devraldılar. Biz ama sabaha kadar oradaydık. Sabah, Allah selamet versin, Allah rahmet eylesin, bir abimiz geldi. Gördün mü dedi, seninki ne yaptı dedi. Ben anlamadım. Zaten ertesi gün, yani dün hiç gece hiç uyumamışım. Ertesi gün yine öyle bir hala devam ediyor. Yani böyle 3 günlük şey var üstümde. Sersemlik yorgunluk var. Gördün mü seninki ne yaptı dedi. Ha, kim dedim, benimki ne yaptı dedi. Ya görmedim dedi, çoluk çocuğu dedi perperişan etti. Bir yan insan dedi şeyin altında, enkazın altında kaldı. Evet. Seninki. Ha, seninkisi. Allah Allah dedim. Ya seninkisi olsaydı ne yapardı dedim. Seninkisi ne yapardı? Ya bu çocukları dedi ayaklardı. Allah Allah. Ha, yok dedim, benimkisi öyle işler yapmaz dedim. Benimkisi dedim böyle işte zulmeder ara sıra dedim. Boyun kırar, boyun işte şöyle depremler yapar, şunu yapar, bunu yapar. Tabii o anda söylediği bu. Yani bu adam mümin bir adamdı. Bana diyor ki bak seninkisi ne yaptı? Çoluk çocuk hepsini depremde yerle bir etti diyor. Demiyor ki deprem kuşağının üstüne sen gidip niye şey kuruyorsun, şehir kuruyorsun demiyor. Bu deprem kuşağının üstünde zaman zaman titreşecek yere sen gidip şehir kuruyorsan, şunu kuruyorsan, bunu kuruyorsan, bu dünyanın depreşmesi, tazelenmesi hakkıdır. Kurduğunda çürük yapıyorsun. He. Ondan sonra ama o gün bende müthiş bir şafak attı. Yani bu insanın Allah hakkındaki zannı bu ise, esasında Allah doğru anlamış kimse yok. Birisi çıkıyor diyor ki Allah sizin altınızdan bunu salladı. Bunu söyleyen adamı hapse attılar. Adam onu söylerken intikam hırsıyla söylüyor. Misal. Dolayısıyla rahim olan Allah'ın aynı zamanda kahhar olacağını, yaratan Allah'ın, hay olan, diriliği veren Allah'ın aynı zamanda mümit olacağını, öldüren olduğunu biz hala akıllarımıza sığdırabilmiş değiliz. O yüzden de herhangi bir olay geldiğinde başımıza zaten ondan ibret de çıkartmıyoruz. Suçu rahat Allah'ın üstüne atıyoruz. Suçu Allah'ın ve kaderin üstüne attığımız andan itibaren biz otomatik olarak masum oluyoruz. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Zaten böyle deprem olur. Yok. İşte kader var. Allah dilediği zaman savurur. Günahı da, günahlısı da, masumu da, temiz herkes girer şeyin altına. Öyle bakıyoruz. Halbuki ben biliyorum ki Allah asla zulmetmez. Mesela 3 ayette diyor ki وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ zulman. Yurid irade etmek. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ zulman lil ibad. Allah kullarına asla zulmü murad etmedi. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ zulman lil alemin. Aleme zulmü murad etmedi. Evrene. Bütün. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ zulman بِشَيْءٍ. Allah hiçbir şeye zulmü murad etmedi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ. Allah bir miskal zerre kadar hiçbir kuluna zulmetmemiştir. Şimdi bu Allah'ı bilmiyorsanız, size zulmeden zaten bu tanrılar tepede oturmuşlar, ellerinde kırbaç, ulan sen yanlış yaptın diye tepesine çöken varlıklar. Esoteroloji dinliyoruz. Şu zamanlarda, şu sıralarda da bu esoterik düşünceler, bilgiler herkese hakim oldu. Zalim tanrı, despot bir tanrı, merhametsiz bir tanrı, küçüğü ezdiren bir tanrı, Afrika'da açlık yaşanıyor, her tarafta zulüm yaşıyor, karışmayan bir tanrı. Değil mi? Yani öyle diyorlar. İşte bu itikattaki bozukluk beraberinde davranış bozukluğu getirir. Ne yapacağız? Yeniden? Bu davranış bozukluğu. Evet, yeniden iman edeceğiz. O yüzden şimdi çok sık gidiyorum. Meryem suresinde 58. ayetten 61. ayete kadar oralar doğru okumak lazım. Orada diyor ki peygamberleri anlatır. Kendilerine nimet verilenleri anlatır. Hatta anlatmışımdır bunu. Olabilir hocam. Evet. Olsun tekrar. Yani Meryem'i anlatır. Zekeriya'yı anlatır. İsa'yı anlatır. Yahya Aleyhisselam'ı anlatır. İbrahim'i, İsmail'i, Musa'yı, İdris'i anlatır Allah orada. Kendilerine nimet verilenler diyor. Bu nimet verilenlerin bir cephesi, hani biz peygamber diyoruz ya, evet, orada her peygamberi anmadı. Orada sebep ilişkileri olmadan, sebep sonuç ilişkileri olmadan, sünnetullah olmadan arzu edilen şeye kavuşturmuş insanlar vardır. O yüzden Allah onlara en'amallahu ileyhim, yoksa Hz. Muhammed'e en büyük inamda bulundu. Ahir peygamber levlake levlak lema halaktu leflak. Ama orada Hz. Muhammed'i anmaz. Davut'u anmaz ki Davut Adem Aleyhisselam topraktan bizi kendi elleriyle yaratmıştır. Safiyullah'tır. En mükemmel bedendi. Hiçbir arızası olmayan bedendi. Onu da anmadı. Oradan aldıkları sebep sonuç ilişkileri açısından izah edemeyeceğimiz halleri verdiği insanlardır. Bana bir çocuk ver diyor. Karısı kısır, kendisi bitmiş, veriyor. Bana bir çocuk ver diyor. Efendim o çocuk oluyor kız. Ben bunu Beyt-i Maktis'e ağlamıştım diyor. Ondan yaratıyor babasız bir çocuk. Hazreti İbrahim'i efendim işte mağaradan çıkartıyor, ateşe atıyorlar, yakmıyor. İsmail'in boğazına bıçağı sürüyorsun, kesmiyor. Musa'yı gönderiyor, kendisi arayanın kucağında büyütüyor. Öyle değil mi? Nimet verdim dedikleri bunlar. Bunlar. Bir de İdris Aleyhisselam var. Bu da Allah ile yürümüş birisidir. Dünyada iken bedenini cehenneme girecek bir zerre bile kalmayacak şekilde tasarruf ettiği için buradan perde açılıp doğrudan cennete göndermiş bir Allah'ın nimet verdiklerinden birisidir. Bundan sonra diyor ki ayet. Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. İşte Allah'ın kendilerine nimet verdikleri bunlardır. Sonra diyor ki sonra bunlardan sonra tabii onların sıfatlarını anlatıyor. Onlar Allah'ın adı anıldığı zaman secdeye varırlardı. Ağlarlardı. Eğer bilen varsa şu andan yani tilavet secdesini yapınız. Bu sözümü duyanlar olduysa tilavet secdesini yapınız. Çünkü bu bir farz tilavet secdelerindendir. Yani tilavet secdesi dediğimiz anıldığında mutlaka secdeye varılması gereken ayetlerden bir ayettir bu. Diyor ki onlar Allah'ın adı anıldığında ağlarlardı. Onlar Allah'a çağırdıkları zaman hemen teslim olurlardı. Hazreti İbrahim sıfatlarından bir tanesi de budur. Ve Allah ile o kadar yakındılar ki senin benim birbirimize olan itimadımız, yakınlığımız ve görmekliğimiz kadar Allah'a yakındılar diyor. Ben de onun için onlara o şekilde ikramda bulundum. Sonra arkalarından bir nesil geldi. Eda'us salata ve taba'us şehavati. Onlar namazı, ibadeti terk ettiler. Allah'ın kulunda var etmek istediği güzelliklerin birinci anahtarı olan veya birinci adımı olan namazı terk ettiler. Eda'us salata وَاتَّبَعُوا şehavati. Ve gönüllerinin, alışkanlıklarının, nefislerinin arzularına uydular. Bunlar nedir bu arzular? 6 tanedir. حُبُّ şehavati مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّابِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَ وَالْاَنْعَمْ وَالْحَرْسِ. 6 tane. Bunlar insanın şehvetle, dediğim gibi aşkla, zevkle, şevkle üzerine abandıkları şeylerdir. Dolayısıyla nefsin hesabına oluşturmuş tilyakilikler ile, müptelalıklar ile bedenin veya nefsin bütün arzularını bulduğu ve yerine getirdiği, canının çektiği usulde bir yaşam biçimine geçtiler diyor. Allah'ın onlardan beklediğini yapmadılar, terk ettiler ve nefislerinin onlara yüklemiş olduğu iptilalar, müptelalıklar, tilyakilikler, alışkanlıkları hayat edindiler. Dolayısıyla şeytanın söylediklerini. Vattaba o işte orada yani edindiler. Biz de onları feseyulkavne gayya. Ben de onları gayyaya atacağım. Bak mazi sigasından geleceğe geçti. Gelecek sigasına. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar, böyle yaptılar, böyle yaptılar. Ben onları feseyulkavne gayya. Bu şu demektir. Hazreti Meryem'den sonra, Hazreti Zekeriya'dan sonra, Hazreti İbrahim'den sonra, Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti İsmail'den ve İdris'ten sonra yine şeyler azdılar. Yani onların soyundan gelenler azdılar. Ve bu azmadan sonra ben onları nasıl ki gayya kuyusuna attım, yani tiryakilikler ve müptelalıkların içerisinde perişan olacak bir hale getirdim, siz yaptığınızda siz de yapacağım. Bugün Müslümanlar büyük bir kısmı, ben özellikle kendimi anıyorum, gayya kuyusu içindeyiz. Gayya kuyusu nedir? Alışkanlıklar, tadlar, lezzetler, keyifler, bunlardan vazgeçemiyoruz. Vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız, vazgeçemediğimiz hazlarımız, vazgeçemediğimiz rahatlıklarımız. Bunları Tanrı edinmişiz. Rahatımızdan, konforumuzdan asla vazgeçemiyoruz. Dünyadan vazgeçemediğimiz için... He? Dünyadan vazgeçemiyoruz. Yani. Konfor dediğimiz, evet. Yani. Ve bunu rahatlıkla ahirete iman eden bir insan imanıyla, ahiret inancıyla adapte edebiliyor. Yani her arzu ettiğini yapacaksın, her istediğini yapacaksın, her şey keyfinde yolunda olacak ama aynı zamanda sen cenneti de hak edecek bir mümin olacaksın. Bu gayya kuyusu işte. Gayya nedir? İçinde debelendiğin şeydir ve çıkamadın. İşte bunlara diyor ki, ben buna nereden geldim? Hani dedin ya, iman da işe yarar, yani yeniden iman etmek lazım dedim ya. Kur'an-ı Kerim orada diyor ki, فَسَيُلْقَوْنَا غَيَّا. Onları atacağım diyor. Ama diyor ki, اِلَّلَّذ۪ينَ tabu. Fakat bunların içinde o halden tövbe edenler. اِلَّذ۪ينَ tabu وَاَمَنُوا. Sonra da yeniden iman edenler, önce tövbe edeceksin. O gayya kuyusunda, o tiryakiliklerden çıkmak için önce tövbe edeceksin. Ama önce fark edeceksin bir de hocam işte. Fark edemezsen zaten orada fark edemiyoruz, edemedik. İşte problem o. Edemiyoruz. Bu gayya kuyusundan çıkabilmek için önce fark etmen lazım. Sen tiryakilikçi nasıl fark edeceksin? Ya adam bu doğru, evet, diyor yani. Bu gayya kuyusunu maalesef şeylerde, emallerde şöyle görürsün. Cehennemden bir kuyu. Böyle olunca hayatın için değil ki bu. Fasayul kavnagaya, ben onları cehenneme atacağım deyince dünyada bunun olabileceğine dair her şey bitti. Çünkü meal böyle diyor. Fasayul kavnagaya. Onu unuttu artık, o yok ki. Fasayul kavnagaya, gayya, cehennemden bir şeyse yani ölümden önce böyle bir şey olmaz diyor. Halbuki içine müptelalıklar kuyusuna düşmüşsün, sen çıkartamıyorsun. Namaz kıl diyorsun. Abi vallahi kılacağım inşallah diyor bir gün. Niye? Çünkü alıştığı sabah namazı vaktinde uyumaktan kurtulamıyor. Veya öğle namazı duymuyor bile. O kadar bir şeyle meşgul ki. İşim var, yoğunum, toplantım vardı diyor. Devam. İşte bunların hepsi hayatın iptilaları. O namazı kılmamak. Efendim namaz, oruç, valla benim şekerim var. Hoca da dedi ki işte bu sene tutma. Halbuki ayet diyor ki dayanamazsanız parasını verin ama oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ey ben şeker hastasıyım diyen adam, sen şeker hastasısın diye orucu terk ettiğinde senin hastalığın azalmayacaktır. Çünkü şeker sapıkça yemenin, yanlış yemenin de aynı zamanda diyorum çünkü hüzünle de gelir. Yani bir genetik yoldan da gelir. Bunu ancak sen gıdayı, yeme içmeyi düzenleyerek ondan kurtulabilirsin. Çünkü bir yeme içme belası bu. Yediğin gıdanın eğer içinde bir sıkıntı varsa ki öyledir. Un bugün başlı başına yeryüzünün en büyük belasıdır. Un, buğday. Neden? Çünkü buğdayın ırzına geçildi. Özür diliyorum. Buğday hacklendi. Buğdayın tabiatı bozuldu. Bu ekmek, nanu nimet dediğimiz, öp başımıza koyduğumuz şey gerçekten ben diğer yerde gördüğümde ben eskisi kadar saygı duyamıyorum. Yani bu ekmek o ekmek değil. Değildir. Çünkü bu ekmeği yediğinde seni perişan ediyor. Gidin doktora, bir diyetisyene, ilk kestiği şey bulgar şeydir, buğdaydır. Neden? Çünkü kasıtlı bir şekilde iblis kendi avelerine insanın yediklerini bozdurtturdu ki bunları kendi elinde oyuncak yapsın. Bugün hepimiz oyuncağız. Diyorlar ki bazen, diyorum ki ya arkadaş, ne olur şu unu değiştirin. Söylüyorum. Bunu valilere söylüyorum, bakanlara söylüyorum, karşılaştığım insanlara söylüyorum. Ne olur şu buğdaya el atın. Buğdayı düzeltmezseniz buğdayla büyümüş Anadolu insanını kurtaramazsınız. Ve bir şey daha söylüyorum. Anadolu insanı düştüğü zaman İblis bayrağını yerine çekecek. Bitti. Direnebilmiş, dayanabilmiş hala bu siperde insanlar var. Ve başka yerde yok. Yok. Her taraf teslim oldu. Almanya uyanmaya başladı biraz. Gıda noktasında. Yer yer dünya yeniden uyanmaya başladı. Ve gördüler ki güya insanlığı kurtarmak için tarıma yapılan saldırılar, yapılan müdahaleler insanı bozmaya yönelikmiş. Bugün doğan çocukların eskiden yani her 100 çocukta bir tanesinde cinsel sapmalar görülürdü. 200'de veya 1000'de 3. Ama şimdi 30'lu yaş şeylere geldi. 30'lu, %30'lu sayılara geldi. Hocam neden? Şöyle yapalım mı? Bir ara verelim, ondan sonra bu konuya girelim. Çünkü bu derince bir konu. Arkadaşlar da beni uyarıyor. Tamam. Bir ara verelim, oradan sonra evet, devam edelim. Bir de benim notlarım var. Bu söylediklerinizde çok başlık çıktı. Çok da mesaj geldi. Hepsini konuşmamız lazım. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın arkasından biz muhabbete devam edeceğiz. İnşallah. Evet efendim, kısa bir aradan sonra yine biz sizlerleyiz. Biz çaylarımızı aldık, tazelettik. Sizler de çaylarınızı aldıysanız muhabbete devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim istiyorum ama çok da soru soran var. Çok fazla mesaj geliyor. Ama yani hem az evvel kaldığımız yerle biraz bağlantılı olsun diyerek, bilerek söyleyelim istiyorum. Hem de ondan sonra bağlayacağım yerler var. İlk bölümde dikkatinizi çekmiştir. Hiç araya girmedim. Hiç araya girmedim. Hocam çünkü ben araya girer girmez hocama aynen şunu söyledim. Hocam sanki böyle bir reçeteyi bize söylediniz. Yani ben onu bilerek söyledim size. Burada da söylemem lazım. Çünkü bu dünya, yani şu an yaşadığımız dünyada hani şair demiş ya, bir dokun bina hiç kase-i fafurdan dediği gibi herkesten bir şey dinliyoruz. Herkes şikayetçi. Her tarafta mesela çok enteresan. Siz de görüyorsunuzdur. Çok fazla işte aile danışmanı bilmem ne. Hep danışman. Herkes danışman. Yani bu danışmanlar kime danışıyor onu bilmiyorum ben mesela. Ama bu şu demek, herkes derdini anlatacak ve derman olacak birilerine. Tedavi var tabii. Birini arıyor. Evet. Yani o yani, hani aile danışmanlığı yapanların iyilerini tenzih tabii ederim. Ki. Yani o hani, tenzih ederim. Çoğunun kendi ailesinin içinde de sıkıntı var. Çünkü insan, aynı dünyadasınız hocam, aynı dünyayı yaşıyor. Evet, çünkü bu iklimin insanı, bu mevsimin insanın yaraları 3 aşağı bir yukarı yani birbirine denktir. Yani biz diyoruz ki bu vaktin Müslümanında oturmuş bir Allah fikri tam yok. Hep tanrılar biçiminde var. Çünkü araya yani tevhidi zaman ile aramıza çok zamanlar girdi. Hepimizin zihninde seküler bir bilinç oluştu. Bu bilinçli ya da bilinçsiz yani. Bilinçli veya bilinçsiz. Aldığımız eğitim bizi o kadar sebep-sonuç ilişkisine bağladı ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve şahs kaidelerini hepsini unuttuk. Yani Allah'ın hani o dediğim işte Meryem Suresinin misalini verdim, sebebi o. Yani sebep-sonuç ilişkileri içinde bir problem yok. Elbette Allah'ın sebep ve sonuç ilişkileri haktır. Buna sünnetullah dedilir. Ve sünnetullah'ta bir tahvil yoktur. Tahvil ve tebdil olmaması bu çok büyük bir nimettir. Yani mesela diyelim ki kapatmadan önce biz buğdaydan şikayet ettik. Evet. Buğday bir daha geri dönülemeyecek şekilde bozulamıyor. Eğer biz aldığımız o GDO'lu buğdayı ekmeye devam edersek 3. Ekim'den itibaren kendi aslına rücu etmeye başlıyor. Çünkü la tahvileli kelimetillah. Sen ila nihaye Allah'ın yarattığı bir şey bozamazsın. O yüzden sana her sene yeniden bozuk yemi vermek zorundalar. Bozuk tohumu. Sen alsan yani bu ülkenin insanlarını, çiftçisini kendi haline bıraksalar, o büyük çiftçileri kendi tohumlarını üretirler. 3. senede o GDO'lu tohumu diyorum. Siz ekmeye devam ederseniz toprak onu temizliyor. Toprak onu aslına çeviriyor. Yani Mendel kanunlarına baktığınız zaman da zaten Mendel diyor ki hani ilk çiftleşmeden sonra işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Hı hı. Ekmeye devam ettiğiniz zaman tekrar kendi aslına rücu ediyor. Şimdi mesela tahvil kelimesi birkaç yerde geçiyor. Ha birisi ise 56, birisi İsra 77, bir tanesi de Fatır suresi. Yani her şeyin fıtratının konulduğu, fıtrat zaten o demektir. Yani tabiatının, özünün, tabiatının atıldığı bir sure. Orada diyor ki mesela o Fatır suresinde Buyurun hocam. Onlar diyor istikbaran fil ardi ve makara seyyi'ye ve la yahiqul makru seyyi'u illa bi ehli. Bi ehli. Yani bu insanlar birbirinin aleyhine tuzak kuruyorlar. Birisi birisini vurmaya çalışıyor. Yani yeryüzünde büyüklük tasarlıyor. Mesela ne yapıyor şimdi? Mesela ki ben diyor gökyüzüne diyor 60.000 şey göndereceğim diyor. Ne diyor? Uydu göndereceğim diyor. Öbürü diyor ki ben atmosfere tebeşir tozu atacağım. Güneşi gölgeleyeceğim diyor. Öbürü diyor ki efendim işte iklim bozuluyor. Ben büyük hayvanları keseceğim. Çünkü bu hayvanların yeli atmosferi bozuyor. Öyle demiyorlar mı? Bu müthiş bir kibir. Yani tanrılık oynama kibridir. İşte tam da onlara hitap ediyor. Bunlar diyor insanlığa tuzak kurarlar. Gıdasını bozarlar. Meyvesini bozarlar. Atmosferini bozarlar. Kibirli bir şekilde. Bir halt edemeyecekler diyor. Niye? Evet, her seferinde sana filmi bozuk olarak izletmek zorundalar. Çünkü ila nihaye bir insanın mantığını büyüyle, sihirle değiştiremezsin. Ama bunu her seferinde tekrar ettikleri için her seferinde sen bozuk tohumun gıdasını yiyorsun. Tekrar ediyorlar. O yüzden yasaktır. Türkiye'de de yasaktır. Büyük çiftçilerin onların vermiş olduğu tohumun dışında alıp ata tohumu ekmeleri yasaktır. Hükümet belki yani çünkü neticede bunlarla yapılan bir takım anlaşmalar vardır. Belki gizli kapaklı bir şekilde de ki ben tahmin ediyorum vardır. Gizli kapaklı bir şekilde de ata tohumlarının yetiştirilmesi bir gün bunların tasallutunda ülke kurtulduğundan belki kendi tohumlarımızı ekebileceğimiz bir zaman gelecektir. Çünkü orada diyor ki mesela sünnetel evvelin felen tecdeli sünnetillahi tebdila. Sen Allah'ın sünnetinde, usulünde bir değişiklik, bir dönüşüm ebediyen, bir daha değişmeyecek, dönüşmeyecek şekilde bir değişiklik göremezsin. وَلَنْ تَجِلَيْ سُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Havl, bir halden bir hale geçmek. Yani evet siz bugün alıyorsunuz, bu tohumun tabiatını, toprağını bozuyorsunuz. Fakat tohumu kendi haline bıraktığınızda 3. safhadan itibaren tekrar Allah'ın takdir ettiği noktaya geliyor. O yüzden de seni ona bırakmıyorlar. Bu sene ektiğin buğdayın bir kısmını ayırıp önümüzdeki sene ekmene müsaade etmiyorlar. Yani bozduğu şeyi bir daha bozuyor. Yani. Bir daha işte sürekli bozuk tohumu sana veriyor ki tesirini halk etsin. Nedir o? Böylece Adem bozuluyor. Nesil bozuluyor. Çocuk bozuluyor. Oradan bir şeye gireyim mi hemen? Şimdi oraya geldi konu diye özellikle söyleyeyim. Yani çok hani programa başlamadan evvel yani bir haftadır çok fazla konu, çok fazla soru, işte şu da var dedikleri şeyler var demiştim ya. Bunlardan bir tanesi de aslına bakarsanız tam şimdi geldiğimiz yerde. Şöyle şeyler söylemişlerdi. Pek çok izleyicimiz yazmış bunu. İşte son zamanlarda artık o zaman ne kadar zamansa bebeği olacak ya da bebek bekleyen ailelere en çok söylenen soru şu diyorlar. Söylenen konu şu. Çocuklarınızda şu hastalık olabilir. Daha anne karnındayken şu hastalığı vardır. Büyük ihtimalle doğduğunda olur ki işte bir kısım çocuklarda da şöyle hastalıklar oluyor diye bir şey söylüyorlar. Bunlar acaba bunlarla bağlantılı mı diye soranlar çok var. Neyle bağlantılı? Yani yediğimiz, içtiğimiz işte bu. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii sadece tek gıda değildir. Ben az önce dedim ki önce itikat bozulur. Yani sizin Allah hakkındaki sanrınız ve zannınız belaların ta kendisidir. Neslinizden bozar. Bakın itikadınız bozulmadıkça sizdeki bilgi ve zan bozulmaz. Sizdeki bilgi ve zan bozulmadıkça tohumu bozmazsınız. Bunlar birbiriyle ilgili şeylerdir. Yani şimdi mesela bu mevsimin dedim bak iklimi, bu iklimin üretimidir. Bu insanların hepsi. Doğru. Şimdi hepimiz diyelim domuz eti yemişizdir. Yememiş miyizdir? Garanti edemiyorum işte. Ha, neden? Mu? Garanti edemezsin. Çünkü bu zaman domuzun çağıdır. Ve iblis domuzu kullanarak Adem'i bozuyor. Çünkü Allah'ın temel yasakları arasında domuz eti vardır. Domuz vardır. Domuzun kılı da haramdır. Domuzun kalbi de haramdır. Domuzun tüyü de haramdır. Haramdır, haramdır, haramdır. Sen domuzun kalbini alıyorsun, insana takıyorsun. Sen domuzun şirdeninden aldığın sıvı ile maya yapıyorsun. Sen domuzdan aldığın kıl ile fırça yapıyorsun. Sen domuzdan aldığın kıl ile ekmeğe kattığın E29'u yapıyorsun. E920'yi yapıyorsun. Sistein maddesi. Çünkü sistein maddesini sen una kattığında una tam bir sihir kabiliyeti kazandırıyorsun. Hamuru yoğuruyorsun, böyle kalsın diyorsun, öyle kalıyor. İnce, jilet gibi açık yufka yapıyorsun. Çünkü plastik haline getiriyor onu. Şimdi tabii bunu 2009'a kadar kullandılar. Ben Türkiye'nin kılında, Türkiye'nin ununda kıl var diye bir yazı yazmıştım bir zaman. Yer yerinden oynadı. Sonra öğrendim ki 2012 yılında domuz girdilerini yaptılar. Domuz girdilerini, gıdadaki domuz girdileri konusunda devlet biraz daha, hükümet biraz daha ciddi tavırlar aldı. Bunun üzerine domuzdan elde edilen o maddeyi insan, siyah insan, erkek saçından, siyah saçlı erkeğin kılından elde ettiler. Çünkü tabiatta o sistein dediğimiz madde E29, 920 domuz kılında var, erkek insanın saçında var ve gazın tüyünde var. Gaz tüyünde. Özür. Tekrar. Biraz önce demişler. Hocam mikrofona bizim, dikkat diyerek. Rejiden özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Siz orayı kapatırsınız. Şimdi normalde gaz tüyünde yapılan pahalıdır. Ya da suni, sentetik olarak yapmak lazım. Haliç dedim işte yani Arap o emirliklerde falan bu suni yapılıyor. Yani ekmeğin fiyatını ciddi manada arttırıyor ama suni yapılıyor o. Yani bu haramlara girmiyorlar. Fakat biz de bu üç şeyden birisini yapmak zorunda. Türkiye domuz girdisini yasaklayınca bu Çin'den gelmeye başladı. Sistein maddesi. Çünkü hakikaten yani pastacıların, yufkacıların, ekmekçilerin, kimisi bilerek kimisi bilmeyerek, çoğu da bilmiyor. Yani can alıcı bir yardımcısı bu. Çünkü mesela 6 saatte yapılacak mayalanmayı 1 saatte indiriyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani 6 saatte mayalanır. Eskiden annem hamur yapardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu akşam yoğururdu. Mayasını da atardı. Sabaha kadar şişerdi. Olurdu 6 saat. 7 saat. Şimdi bu kadar zamanı yok sanayide ekmek üreticilerinin. Dolayısıyla da siz bir çuvala 40 gram şey kattığınız zaman sistein maddesi, o un 1 saatte mayalanıyor. Hamuruna istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. İnceltebildiğiniz kadar inceltiyorsunuz. Yani bu çok pragmatik bir şey hakikaten. Yani. Her köprünü yapmak istiyor. Ama insanın amino asitinden yapılan bir gıda bu. İnsan amino asitinden. İnsan amino asitini yersen sen insan eti yemiş olmaz mısın? Of. Şimdi bu tür gıdalar kullanılıyor. E9'lar, E'leri. Hepsini yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Bütün E'leri. Çünkü bu çağın temel dertlerinden bir tanesi o E'lerdir. O E'lerin içinden bize her şeyi getirdiler. O yüzden Mesih'in, Hazreti İsa'nın, Mesih'in geldiğinde yapacağı ilk icraatlardan bir tanesi domuzu öldürmektir. Kimse bilmez domuzu öldürmek ne anlama geliyor. Domuzu öldürmek budur. Sen o E'leri kaldıracaksın bir önce. Çünkü birçok mesele raftaki ömrünü arttırmak, uzatmak için veya arzu edilen güya yaptırmak için onları işin içine kattılar. Koruyucu katkı maddesi olarak. Halbuki bütün bunlar ademiyetten hayvaniyete sürükleyecek unsurlardı. Fıtratını bozacak. Fıtratı bozmak. Neden? Çünkü iblisin derdi bu. Yani insanlık macerası içerisinde bütün peygamberler bu son dönemden Allah'a sığınmıştır. Neden? 5000 sene önce de Deccal'dan Allah'a sığınılmış. Kimse Deccal'ın ne olduğunu bilmiyor ki. Bizimkiler de dahil. Herkes bir adam bekliyor. Şurada kafir yazıyor. Gözü kör, eli delik. Kimse bunu tevil edemiyor. Bugüne getiremiyor. Ya bu medeniyetin gözü kör. Çünkü ahiret yok. Bu medeniyetin eli delik. Çünkü israf etmezse bir şey yapamıyor. İsraf ahlakı olmuş. Gözü kör, huyu tabiatı olmuş. Ve kafir. Çünkü bir tanrıyı reddediyor. Bir tanrının varlığını reddediyor. Biz bu sistemi görmüyoruz. Bu seküler sistemi görmüyoruz. Bunun deccal olabileceğini almıyoruz. İlla kör bir adam arıyoruz. İlla adam bekliyoruz. İlla adam bekliyoruz. Aslında sistemi hani kendisi. Bir adamın, yani mesela diyelim ki o döneme ait olan anlatılan sıfatlar var. Diyor ki işte Deccal'ın diyor bir merkebi var. Merkep diyor. Bineği. Yani binek de diyemiyor. Binek deseyin de yırtacak. Deccal'ın bir bineği var. Şöyle şöyle şöyledir. Deccal'ın yalancı cennetleri var. Ya Allah'ını seversen şu dünya vazgeçilecek halden, yani vazgeçilebilecek halde mi bu ya? Bütün her şey keramet seviyesine ulaştı. Açılsam açıl diyorsun, açılıyor. Evet. Eskiden bütün masallarda anlatılan her şey gözünün önünde. Doğru. Sen evine varmadan sen şey yapıyorsun. Geçen bir arkadaşımıza gittik ziyaretine. Baktım evde kimse yok. Pazar günü bahçeden de bütün asmalar sarkmış. Şey böyle güzel güzel salkımlar. Hanım tabii bir dostunun bahçesi bu. Bir salkım kopardı. Ben de fotoğrafı çektim. Evin sahibine gönderdim. Abi hırsızlar var diye burada. Yani şaka yollu. Anladım. Yani onun kim olduğunu görüyor. Benim telefonumda ben onda hocam dedim kapıda hırsızlar var sizin asmalar yoluyorlar dedim. Bir dakika geçmedi. Kardeş ne arıyorsunuz dedi orada. Dedim hocam size gelmiştik ama evde kimse yok. Dur dur dedi kapıyı açayım içeri girin dedi. Nasıl yani dedim. Ne desin? 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre, 10 kilometre yani uzakta. Bu senin söylediğim Reşadiye. Kendisi merkezde bir yerde çalışıyor. Telefonla otomatik olan ve girme imkanımız olmayan tak kapısını açtı. İçeriye girdik. Asmalardan kopardık, incirlerden topladık, meyvelerden aldık falan. Şimdi bir gayipten görüyor beni. 2 gayben o kapıyı açıyor. 3 ben reel olarak parçaya giriyorum. 300 sene öncenin insanına evet. Bütün hepsini anlatsak hepsi mucize. Hepsi mucize. Şimdi böyle bir çağa gelmişsin ve bunların yani iblis diyor, Deccal diyor, insanı diriltir. Deccal diyor, insanı ortadan ikiye böler ve yapıştırır. Ya bugünkü teknoloji bunu yapmıyor mu? Ya neredeyse insanı gerçekten yarıyor, tekrar yapıştırıyor. Ben bir... İçeriden arkadaşlar diyor ki aynı anda birçok yerde oluyoruz hocam. He, aynı anda şu anda birçok yerdeyiz zaten. Şu anda yani. Biz her yerde. Ben şu anda evliyayım yani. Bak, evliyayım. Hangisinin evindeysem selamünaleyküm. Bak hepinizin evindeyim. Ve aleykümselam dediniz değil mi? Ben bir evliyayım şu anda. Hocam, bir anda milyonlarca yerde olabiliyorum. Eğer şimdi beni sadece bir dalga boyu olarak yani hani orada şey var. Asaf bin Berkya. Asaf bin Berkya. Kim bu? Bir veli büyük zattır. Hazreti Süleyman'ın yanında bir evliyadır. Tahtını getirdi. Belkıs'ın evet, tahtını getirdi. Halbuki orada bir adam diyor. Yanında kitabi ilim bulunan bir adam. İfrit değil. Çünkü ifrit getirmiş olsaydı insanın bir ışığı, bir şeyi bir yere taşıması, bir eşyayı, bir görüntüyü bir yere taşınmasını Kur'an öngörmezdi. Halbuki Kur'an bilimi öngördü. Yani o ifritin teklifini değil, Hazreti Süleyman adamın endahu minel kitabi ilmun. Yani insanın. Yani insanın hayır yanında müspet ilim olan. Bu bildiğimiz teknoloji olan bir adam dedi ki ben onu sana getirdim. Onun getirmesi de gözünü kapatıp açıncaya kadardı. Öbürü kalkıp oturuncaya kadardı. İfrit'in söyledi. Kalkıp oturuncaya kadar getirildi. Fen ehli, insan dedi ki o fen sahibi, fenler sahibi adam da dedi ki ben gözünü kapatıp açıncaya kadar burada hazır ederim dedi ve etti. Adı ne? Asaf bin Berkya. Asaf rüzgar demektir. Berk şimşek ve yıldırım demektir. Şimdi elektrik demektir. Şimdi bu ikisini topla. Elektromanyetik dalga. Şu anda ben Asaf bin Berkya'nın dalgasına bindim ve bugün hepinizin misafiri oldum. Hepinizin evindeyim şu anda. Ben Belkıs'ın tahtı gibi hepinizin odasına girdim. Giriyorum da. Ama orada bir ileri seviye vardı. Maddenin kendisini taşıdılar. Peki niye Belkıs'ı getirtmedi? Getirtemezdi. Çünkü ruh bedenin kanunlarına tabi değildir. Siz bedeni bir yerden bir yere taşırsınız ama aynı kanun ile ona hayat veren, dirilik veren ruhu taşıyamazsınız. Çünkü ruh bedenin kanunlarına, maddenin kanunlarına tabi değildir ve onun hakkında insanın onu taşıyabileceği kadar bilgi verilmemiştir. Şimdi de onun için bu kadar uğraşıp ışınlamayı yapamıyorlar. Işınlama yapılır. Işınlama madde yapılır. Madde ne olur? Madde olur. Madde olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim ona cevaz veriyor. Yani insanı olabilir. Götüremez bir yere. İnsanı bir yere götüremez. Ha, insanı götüremem işte canlıyı. Nitekim evet. Philadelphia deneyinde bu fare üzerinde bunu denediler. Fare taşındı, ölü. Çünkü ruhu taşıyamazsın. Ruh bu kanundan değildir. İnsan acayip bir varlık. Yani insanda taş toprak kullanıldığı gibi alemi misalden de maddeler kullanıldı. Madde diyelim yani. Unsurlar kullandı. Alem-i emirden de bir takım unsurlar kullandı. Ruh emir alemindedir. İlahi emir. Ol emrindedir o. Hmm. Yani size bilgi verilmedi ondan diyor. Dolayısıyla mesela rüya görüyoruz biz. Alem misale geçiyoruz. Boyutlar arası geçmektir bu. Reel olarak da geçmek var. Rüya içinde de geçmek var. Bu da insanda mevcuttur. Şimdi dolayısıyla bugün biz geçmiş zamanın masal çağını reel olarak yaşıyoruz. Kim vazgeçebilir ki yani? Senin araban kör bile olsan arabana bin, bir müddet sonra araba senin yolunda götürecektir. Yani iyi yollarda çizgiler iyi konulmuş bir yolda araba sen bir yere sapmadan gidecektir. Bir arkadaşımızın arabası var. Küt diye duruyor. Yani ne kadar gaza basarsa basın, önünde araba varsa, sağında sonunda sıkıntı varsa tak diye duruyor. Niye? Çünkü akıllı artık. Sen zorlasan da akıllı. Bir film vardı, tam şimdi hatırlamıyorum. Orada bir polise manuel araba kullanmaktan dolayı ceza veriliyor. Bu çağa doğru. Kim buradan kurtulmak ister? Bu yalan bir cennet. Ha, işte, cennet yani normalde bugün hayat bu kadar cazibeli hale geldi ki, o kadar nimet büyük ki, kim bundan vazgeçer ki? Kim bundan vazgeçip de Allah'a yönebilir? İşte o yüzden Deccal'ın yalancı cennetleri olacak. Deccal'ın şöyle olacak, Deccal'ın böyle olacak. Biz de bekliyoruz. Fevkalade acayip bir varlık ortaya çıkacak. Öyle bir şey yok. Elbette ki her dönemde Deccaliyeti temsil eden biri vardır. Her dönemde. Tıpkı Mehdiyeti de her dönemde temsil eden biri olduğu gibi. Bir dediğimiz Mehdi dediğimiz İslam'dan alınmış olan iman, hayat, efendim işte usul, erkan, kanun, yaşama hakkı bunların hepsinin yeniden Müslümana iade edilmesinin adıdır Mehdiyet. Mehdi budur. Bunu yapacak olan. Yani İman mı kaybettik? Evet kaybettik. İmanımızı takviye edecek. Yani o tohumu 3 sene sonra aslına dönüyordu ya. Evet. Tohum gibi 3 sene sonra aslına döndürecek kişidir bizi yani. Evet. Ve döndürecek zaten yani. Döndürmeye de başladı. Yani iman ve din. Sonra arkasından şimdi bizden alınanların hepsi sadece iman değil ki. Sadece iman ve dinle alakalı değil ki. Bizden siyasi haklarımız da alındı. Yani Müslümanlardan. Şimdi mesela hangi Müslüman faiz sistemi içinde yaşamak ister ki yani? Ama biz bugün zorunlu olarak hepimiz banka sistemi içerisinde bloklanmış vaziyetteyiz. Sen faiz aldıkça Allah ile savaş halindesin. Yani faiz yediğin halde Allah senin imanını kabul ediyorsa nurun ala nur. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü faizi Allah'a ve peygamberine savaş olarak ilan ediyor Allah. Sen bu sistemin içinde yaşıyorsun. İşte Mehdi de Müslümanların bu halden şu hale geçmelerini sağlayacak adamdır. Mesih ise yeryüzüne ağırlığını koymuş ve beşeri dinlerden Allah'tan uzaklaştırmış olan beşeri şu düşünceyi kendi beslendiği kaynaktan vuracak bir zattır. Bir zat temsil edecek. Bu Hazreti İsa temsil edecektir. Neden? Çünkü bugün bilgi ümmi olan Müslüman toplumda değil, bilgi Hristiyanlarda. Hazreti İsa'nın ümmetinde ve onların içinden çıkacak. Bir kısım ulema, alim, fizikçi, matematikçi veya kimyacı diyecekler ki bu materyalizm, bu felsefe insanı anlatamıyor. Diyecekler ki bu materyalizm, bu maddecilik, bu dinsiz, imansız bilim evreni anlatamıyor. Evreni anlatmaktan aciz. Evren bizim sandığımızdan daha büyük ve insan bizim sandığımızdan daha manalı. Daha büyük bir şey demeye başladılar. Bu bilimin yeniden Cenab-ı Hak ile tanışmasını, esasında bilimin Allah'ın yaratma sanatı olduğunu öğrenecekler. Bu yeniden gelecek. Bunu kim yapacak? İşte Mesih. Mesih bunu yapacak. 3 şey yapacak. Beşeri yeniden Allah ile buluşturacak. İlimi yeniden Allah'a ait kılacak ve sonunda bu güç ile bir haçı kıracak. Ne demek bu? Ne demek? Ne demek? Ben bunu anlatamıyorum Müslümanlara. Bunu söyleyince, ay sen Hristiyanı, Yahudi'yi de cennete sokuyorsun. Vallahi senin gibi Müslümana değer, onlar da girer. Diyenler yani, de var, onu söyleyeyim. Gelen mesajlar var yani. Ya ben çok seviniyorum onlara. Hakiki ahmaklar, tövbe estağfurullah. Ya kardeşim, ben demiyorum ki bu kitaplar geçerlidir, Hristiyanlar şöyledir. Bu bir fetret çağı. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, şimdi bana gelsin desin ki o zat, yani o kimse, en tepesindeki, gelsin ben Müslümanım desin. Ben 10 tane kusur, İslam'a aykırı hal bulacağım. Hem de Kur'an ve hadis üzerinden. Ama benim halim 12'den daha iyi değil. Diyorum ki bu bir fetret dönemi. Din elimizden gitti. Beşeri Allah'tan koparıldı. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, ya koca Asya'yı, ya Çin'i ve koca Rusya'yı bir anda yuttu bu dinsizlik, evet, imansızlık. Bunu görmüyor. Bir fetret çağına girdik. En iyi Müslümanım diyor ben. En iyi şeriatçıyım. Şeriatla yönetilen devletlere bakın. Arabistan, İran şeriatla devletiyorlar. Diğer bütün Türkiye'ye dahil, Mısır dahil, bunlar da İslam devleti. Yahu kardeşim, bunun neresinde İslam var? Hangimizin hayatı tam olarak Kur'an'a ve sünnetullah'a, sünnet peygambere, Hazreti Peygamber'in sünnetine uygundur? Hayır. Neden? Çünkü gerçek anlamda bir son döneme girdik ve bu bir fetret dönemidir. Dolayısıyla yürürlükte olan tam hakim bir din yok. Arabistan'da da yok. Mısır'da da yok. İran'da da yok. Türkiye zaten laik bir ülke. Yani neticede ve bir derdi yok. Dünyanın yarısından fazla seküler olmuştur. İnsanlık da öyle. İşte ben de diyorum ki artık şu bu din değil. Kim Allah'a ve peygamberine inanıyor, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bunların amelleri zayi olmayacaktır. Ve bunu ben söylemiyorum esasında. Kendi karihamdan çıkartmıyorum. Bunu Bediüzzaman da söylüyor. Hatta çok daha ileriye söylüyor. Ben onun söylediği gibi söylesem daha aforoz edecekler. Neden? Kafaları basmıyor. Hiçbirisi daha bu çağa gelmedi. 600 yıl öncesinde kalmış, hala o dönemin kıyafetini giyiyor, hala o hali söylüyor ve bugünkü insanlara İslamiyet'i anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor. Ben bunlara bir şey diyemem. Ama diyorum ki kardeşim, geldi bak Deccal'ın gitme zamanı. Haçı kıracak hocam. İşte haçı kıracak dediğimiz bu kurumsallaşmış Hristiyanlık var ya, aslında dilli gibi görünüyor. Halbuki bugün evet, Hristiyanlık tam bir kilise despotizmidir. Allah ile alakası kalmamış bir dini yapıdır. Dini görünen bir devlettir. Bunu yıkacak. Dolayısıyla da kim yani Hristiyanlık, Vatikan, papazlar, şunlar, bunlar, bunların Allah ile, din ile çok ciddi bir ilişki şeyleri kalmadığını gösterecek. Çünkü hak din, hak seviyet ortaya konulduğu zaman bunların hepsi yalandan iş olacaklar. Ha bu yol üzerinde bozuldu. Hazreti İsa'nın getirdiği din şefkatten başka bir şey değildi. Bunu ilk defa bu din de savaşmalıdır diyen 300 yılda 320. Afrikalı bir şey vardı. Büyük bir ilahiyatçı. Şimdi aklıma gelmedi ismi. O başlattı. Halbuki şefkat, merhamet dini olan bugün bu Hristiyanlık şu gün yeryüzünün belası. Bütün sıkıntılar, bütün savaşlar, bütün pislikler bunların itirazları yüzünden insanlığın başına açılıyor. Bir de onları kullanan Beni İsrail. Beni İsrail'in hepsini yani Yahudi diyelim. Beni İsrail'i sokmayalım içerisine. Bu da kendi çıkarları için. Şimdi böyle bir zamanda bütün dinlerin tarumar olduğu bir zamanda Allah'a ve ahirete inanarak hareket edenlerin ücreti zayi olmaz. Bu böyle bir noktadayız. Ama yani Hazreti Peygamber, hayır haşa, bir insan Hazreti Peygamber'i tanıdığı halde reddetse veya şüphe etse gitti. Hatta Bediüzzaman bir sözü var. Diyor ki Müslümanlarla birlikte yaşayan Hristiyanlar dışarıda yaşayan Hristiyanlardan daha ziyade tehlikedeler. Neden? Çünkü hakkın içinde yaşıyor. İslam'ı tanıyor. Kur'an'ı tanıyor ve reddediyor. Benim öyle onlarla da bir derdim yok. Ben sadece diyorum ki bu çağ Yani ahir zaman mı? Ahir diye... Deccal çağıdır. Hmm. Deccaliyetin de sonuna geldik. Şimdi Mesih geliyor. Ne yapacak? Hristiyanlık öldü. İkincisi öldürecek. Domuzu öldürecek. Domuzu öldürmesi de az önce söylediğim mesele. Yani arkadaşlar o... şu şey açılıyorsa biraz serin olsun. Yani çok evet. Sıcak oldu. Üçüncü vazifesi cizyeyi kaldıracak. Cizyeyi kaldırmak ne demek? Ey Müslüman, senin İslamiyetin Hristiyanlıkından daha iyi değil ki sen ondan cizye alasın. Şimdi geçen bir hocayı dinledim. Ya dedim, gelin senin ağzını öpeyim be adam. Diyor ki kardeşim, bir iş varsa güzel yapılmışsa Hans yapmıştır diyor. Bir işte bozukluk varsa Hasan yapmıştır diyor. Yanlış mı? Yani, zor. Düşünülür. Biz gavurun dini gibi sağlam deriz bir eşyaya. Halbuki yeryüzünün en sağlam işini mümin yapmalı. Müslüman yapmalı. Evet. Çünkü ahirette yaptığı işin hesabını verecek. Bakın bakalım bize de, ben de dahil. Yani bütün Müslümanlara bakın. Kaç kişinin arkasına, önüne durabilirsin? Çok zor. Zor. Bunu vallahi birilerini kınamak için söylemiyorum. Ben kendimi de bu mevsimin, bu çağın İslamiyeti bu kadar diyorum. Tıpkı bu çağın Yahudiliği de o kadar olduğu gibi. Yani hocam ama bu şöyle mi yani? Mesela bu zaten olması gereken mi? Yani mesela şimdi elbette ki Allah her şeyi biliyor. Tabii her ki. Şeyi plan... Şöyle olması gereken mi? Şöyle diyeyim. Yani düzen bu ve zaten böyle olması olacaktı, böyle oluyor mu? Yoksa bizim yüzümüzden mi demek zorundayız? Bizim yüzümüzden. Yani biz düzgün olsaydık. Miydik? Şimdi biz düzgün olsaydık yine kıyamet kopacaktı. Çünkü Allah kullu men aleyha fan dedi. Ve ben bu dünyayı bir gösteri yeri yaptım. Yani kendi gelecek kul burada sergileyecek. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği imkanı sergileyecek. Bu kadar. Yani bu fani bir diyardır. Sahneler açılıp kapanıyor. Sahne açılıp kapanacak. Belki sayısız kere Adem gelecek. Sayısız kere. Buna dair esasında Kur'an-ı Kerim'de şeyler de var. Yani sizden önceki ümmetler daha kuvvetliydi. Sizden önceki insanlar daha şiddetliydi. Sizden önceki ümmetler şöyleydi, böyleydi diyor. Mesela İrem'den bahsediyoruz. İrem diye bir şey yok. Bizim insanlık tarihi içerisinde bana İrem diye bir şey daha gösteremezsiniz. Buenos Aires'tan daha iyi. Efendim New York'tan daha eslem, Hong Kong'tan daha ileri. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben İrem gibi bir şeyi bir daha yaratmadım diyor. Kur'an'da geçiyor bu. İrem zâtil imâdi elleti lem yuklak mislâ fil bilâdi. Onun gibi bir daha bir misal getirmedim diyor. Sonra diyor ki bütün diller Babil'de ortaya çıktı. Babil'in geçmişi şu kadar yani. En fazla 5000 sene gittiğim zaman Babil. 5000'den 50.000 senede Adem vardı. Ademiyet ve insaniyet vardı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu dünyayı, bu küreyi kaç kere doldurup boşardığını bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Hı hı. Yine yapabilir. Hani şimdi çıkıyor. Hayır. Bir kere insan geldi, Adem bitti. Hayır. Defalarca da Ademler gelebilir. Gelebilir. Bu Allah'ın kudreti içinde mevcuttur. Cenab-ı Hak bize bu misalleri veriyor. Dolayısıyla şu düzen üzerinde, yani insanlık üzerinde her 36.000 yılda bir değişim var. Bir dönüşüm olmuş. Bir yenilenme olmuş. Sanki Allah Adem'i topraktan halk eden Allah bir daha Adem'den topraktan Adem halk edemez mi? Edebilir. Peki yani geçmişte fenaya düşmüş toplumlardan sadık, samimi bir ümmet var eden Allah. Mesela Hazreti Peygamber'in etrafındaki insanları düşün. Hepsi genç. İslamiyet bir genç hareketidir. Gençler hareketidir. Yani en yaşlısı Resulullah'tır. 40 yaşında, 45 yaşında. Etrafındakilerin hepsi Hazreti Ebu Bekir yaş olarak ona yakındır. Diğerleri hepsi kendisinden küçük olanlardır. Çok ender vardır. 3-5 tane yaşlı. Onları da zaten aktif olarak kullanmaz. Bir gençlik hareketidir. Doğru. Ve bunlar Kureyş için Z kuşağıdır. Kaybolan kuşaktır. Deist kuşaktır. Dinden çıkmış kuşaktır. Kureyş'in geleneği için. Bizim geleneğimizin içinde de kaybettik bu çocukları. Niye kaybettik? Çünkü ahlaksızlık. Çünkü imanımız ile amelimiz birbirini tutmuyordu. Çünkü söylemimiz, İslamiyetimiz ile yaşamımız ve ahlakımız birbirini tutmadı. Ve bunları biz kaybettik. Biz bunları kaybettik. Onlar gittiler. Helak oldular. Niye? Sen kendi örfün üzerinden anlatıyorsun. Kendi durduğun yeri hak biliyorsun. Bunlar gittiler diyorsun. O zaman orada bir açıklama yani şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Bunların içinde çünkü benzetme Allah, yüzünden muhakkak bir şeyler diyecekler. Bunların içinden de Allah Ömerleri halk edebilir. Tevhid ehli insanlar halk edecek ve bunlar bu Kur'an'ı yeniden öyle bir iman ve tevhid ile bir noktaya geçecekler ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Göreceksin ki insanlar bu dine fevç fevç girecekler. Neden? Çünkü bu çağın imkanlarını, usullerini ve bugün insanın muhtaç olduğu manevi halleri bilenler eliyle Kur'an yeniden anlaşılır hale getirecek. Bizim bugünkü Kur'an'ımız veya anladığımız İslam uzun bir müddet Kur'an'ın malını kendilerine ait kılarak gelmiş düşüncelerdir. Ne demek o? Şu demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim etrafında bir kitap yazıldı. Evet. Kur'an tefsirler yazıldı, mealler yazıldı, itikat kitapları yazıldı, fıkıh kitapları yazıldı, şunlar yazıldı, bunlar yazıldı. Bu kitapların büyük bir kısmında şahsileşme başladı. Yani mesela diyelim ki, işte diyor ki, filanca adamın kitabını oku, Kur'an'ını oku. Meali başka türlü. Halbuki, yani burada anlaşılması gereken Kur'an'dır. Filanın meali değil veya filanın yaklaşımı değil. Herkes diyor ki, gel Kur'an'ı oku diyor. Ama benim düşündüğüm gibi oku diyor. Ya bu çağda da bu var. Bu hep ola gelmiştir. Kur'an'ın önünde, Kur'an adına yapılan tefsirler, yapılan fıkıh kitapları, yazılan, verilen fetvalar, yapılan anlayışlar, Kur'an etrafında oluşan anlayış, Kur'an'a varmamızı, Kur'an'ın doğru anlaşmasına mani oldu, duvar oldu, gölge oldu. Ta 1911'de Bediüzzaman ve 1905'te Sunuhat diye bir kitap yazar. Sunuhat. O Sunuhat'ta Kur'an'ın hakimiyeti bahsi diye bir bölüm vardır. Ben herkese tavsiye ediyorum. Onu okusunlar. Yani Kur'an adına yapılan çalışmanın Kur'an'ı nasıl gölgelediğini anlatır. Yapılmamalı mıydı? Neyi? Yani bu çalışmalar. Yapılacak çalışmalar ama siz Kur'an'ı Kur'an adına anlatmalıydınız. Kur'an'ın hükmünü Kur'an'a isnat ederek vermeliydiniz. İbn-i Hacer-l-Eskalani bir şey söyledi demeyeceksin. İmam Rabbani ne demiş? Bak ondan başkası esas İmam Rabbani. Müceddel fisa amenna. İmam Rabbani kendi çağının büyük bir alimidir. Ve hak üzere hükmetti. Ve Kur'an'a hizmet etti. Gerçekten de muazzam şeyler ortaya koydu. Ama bu çağın işleri içerisinde yani İmam Rabbani verdiği fetvalar içerisinde mesela şu vardır diyemeyiz, bu vardır diyemeyiz. Yani metaverse nasıl yapacağız? Elbette ki Kur'an'ı kendi çağlarına göre çok ciddi bir şekilde izah ettiler. Ben bunları reddetmem. Ben de onlardan istifade ediyorum. Hak söylediler. Ama mesela diyelim Fahrettin Razi'nin 7 sayfalık, Koça 24 sayfalık bir tefsir yazmış. Astronomi hakkındaki ve gezegenler hakkındaki bilgisi bugünkü bir lise mezununun bilgisi kadar değildir. Doğru. Ama bu şunu yapmaz. Bu cahil bir adamdır dedirtmez. Böyle bir şey yok. O çağın bilgisini esas alarak Kur'an'ı çağın insanlarına en iyi şekilde anlatmaya çalıştı. Bu hakkıdır. Fakat zaman içerisinde abi Fahrettin Razi'ye bakacaksın abi. Yani hayır Kur'an'a bak. Bunu şununla şeyle de anlamasınlar. O kadar sıkıntılı bir noktadayız ki. Mealci çıkıyor. Meal diyorum bak. Meal. Mealciler var. Kur'an'a bak diyor. Ya kardeşim bir tek ayet üstünden hüküm veriyorsun. Şimdi ben Kur'an'ın bugün yeniden anlaşılması lazım dediğimde beni onlara katmasınlar. Diyorum ki Kur'an bugün her ilmin en mütehassısları tarafından ve Arapçayı da bilmek üzere her 5 senede bir muhakkak tercüme edilmesi lazım. Aksi takdirde anlaşılmaz. Çünkü birçok kavram hayatın içine girdi ama Kur'an etrafında yapılan tefsir çalışmalarında bilim yok. Bilgi yok. İlim var. Bunu deyince diyorlar ki işte Kur'an'ı mı güncelleyeceğiz? Hayır. Aslında söylediğiniz şey başka bir şey. Anlayış diyorum. Güncele göre Kur'an'ın içinde olanları söyleyeceğiz. Çünkü bugün bilmiyoruz. Yani örnek veriyorum işte daha bu bükmeyi, eğmeyi 100 sene, 300, 500 sene önce bilmiyorduysa adam, bu onun için bir cehaletti. Yoktu bu evet, yani. Yoktu. Ama şununla ilgili Kur'an'da yazan bir şeyi bunu bulduktan sonra fark etti. Ha, ancak şunu söyleyeyim. Şimdi mesela bir ayet-i kerime var. Diyor ki bu kitabı sana Rabbin indirdi. Bu ayetlerin büyük kısmı muhkemattır diyor. Nedir? Açıklıyor. Namaz kıl. Şimdi Kur'an etrafındaki anlayışı düzeltelim, anlayışları düzeltelim dediğimde ben muhkematı değiştirelim demiyorum. Bak dikkat et. Namaz var. Evet, mi çok et? 5 vakit. Çok net. Zerre kadar izanın varsa 5 vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendim bunu nasıl? Resulullah nasıl kılmışsa öyle kılacaksın. Çünkü orada ruku edin, secdeye varın diyor ama secde nedir, ruku nedir, nasıl ne okunacak yapılır? Kimse bilmiyor. Doğru. Bunu Resulullah öğretti. Kimse muhkemata dair, ben şahsen muhkemata dair hiçbir itirazım yoktur. Aksine hunne umul kitabi. Diyor ki o kitabın esasıdır. Bunu da aslında bir kısaca bir bakayım. Eğer şeyse, çünkü bu söylediğiniz şey hakikaten... Tamam, reklam arasında ona bakalım, unutmayın dönelim hocam. Reklama verince hemen. Tamam olur. Öyle yapalım, ben de not alayım da. Şimdi orada bir şey dediniz, ben evet, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. İtirazım evet, yok. Hayır, yerine derken şunu da evet, yani şimdi... Hocam biz yaklaşık 2,5-3 saat burada konuşuyoruz. Şimdi 2,5-3 saat konuşurken şimdi izleyiciler de izliyor bizi, tamam kabul de. Bunun içinde söylediğimiz her cümlenin arasında, çünkü çok defaatle oluyor bu. Cümlenin arasından bir tane kelimeyi buluyor. Ha bak böyle ne dediniz biraz önce, dediniz ki buna Kur'an-ı Kerim'deki buraya itirazım yok. Buradan bize şunu diyecek adam. Biliyorum ben, çünkü adamın niyeti bozuk. O zaman diğerine itirazınız mı var? Yok kardeş, başka bir şey söylüyoruz. Yani buna itirazımız var demek değil. Bu anlayışla evet, ilgili olan tarafından bahsediyor hocam. Evet, evet, evet. Yani Kur'an etrafında yapılan çalışmalar, haşa Kur'an'a şey olur mu ya? Orada tamam, o zaman öyle yapalım. Biz reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra hocamın aradığı ayetleri de bulalım. Onun üzerinden konuşalım ama bu konuya bence devam etmeliyiz. Çok kıymetli şeyler, çok kıymetli şeyler söylüyor hocam. Verdiği örneklere özellikle bir dikkat edin derim. Ben de not aldım. Sizler de not alıyorsunuzdur zannediyorum. Hı. Mesajlarınız da geliyor. Hem okuyorum, onun üstüne yönlendiriyorum muhabbeti, hem de son bölümde mesajlardan da bir kısmını isimlerinizle yazarsanız isimlerinizle beraber okuyacağım. Şimdi kısa bir ara, arkasından muhabbete devam edelim. Efendim kısa bir aradan sonra Akit TV'de Kürsü programında tekrar beraberiz. Muhabbete devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü kaldığımız yer bence hani bilmiyorum daha önce böyle bir şey konuştuk mu, duyduk mu, hiç öyle bir şey söyledik mi, söylemedik ama yani hatırlayamıyorum en azından. Ama hocam şöyle bir şey söylediler, oradan bize ayet okuyacaktı, ayetin üstünden devam ederim. Ali İmran suresi 7. ayet evet, hocam. Olarak evet, önce şunu bir koymak lazım. Yani normalde dini toplumlar bozulmadıkça Cenab-ı Hak üstüne bir şey getirmez. Yani neticede musibet getirmez. Musibet değil, bir değişim, dönüşüm getirmez. Normalde şimdi Tevrat 5000 yıl hükmetmiş bir kitaptır. Veya diyelim en azından 3000-5000 yıl kendisiyle hükmedilmiş bir kitaptır. Hatta ayet-i kerime diyor ki birçok peygamber ona teslim oldular, onun üstünden hüküm yürüttüler. Sonra bu Tevrat mı bozuldu? Hayır. Etrafındaki insanlar bozuldular. Tevrat'ı temsil edenler bozuldular. Zaten 650 yıl boyunca bir hahamın Tevrat'ı okuma şansı yoktu. Çünkü Tevrat Hazreti Musa'ya geldikten sonra tomarlar ve şeyler halinde sandukaya konuldu. Hı. Ve bu sanduka senede bir kere açılırdı. Veya 2 kere açılırdı. Yani papazlar, hahamlar toplanırlar mabette. Bu da Hazreti Süleyman'dan sonra, yani bu Hazreti Musa'dan uzun zamanlar sonra 650 yıl boyunca onlar Tevrat'ı okumadıkları halde veya bir şey duyuyorlar. Sonra gelip dillerini şunu şöyle yaptılar. Biz Tevrat'tan aldık bunu dediler. Biz Tevrat'ı okuduk da söylüyoruz dediler. Halbuki Tevrat'ı okumadılar. Veya en az okudular. Bir şey okudular. 10 tane şey eklediler üstüne. Onlar dillerini büktüler. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Dediler ki bu bir kitaptandır dediler. O kitaptan değildi. Yani dolayısıyla Tevrat'ın 650 yıl boyunca indiği gibi kaldı. Fakat insanlar onun hakkında konuşarak ve onunla ilgili konuşarak Tevrat'tanmış gibi hükümler koyarak veya anlayışlarla gide gide Tevrat'ın etrafında öyle bir anlayış var ettiler ki sonunda anlayış esas tutuldu. Tevrat o anlayışı ispata zorlandı. Böyle bozuldu. Tevrat'ı kendilerine delil getirmeye çalıştı. Tabii yani neticede Tevrat 650 yıl sonra bir rivayete göre Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın başkanlığında bir heyet tarafından yazılmaya başlandı. O da Nebukadnezar şeyi yıktığı zaman, mabedi yıktığı zaman aslında şeyin peşindeydi. Yani sandukanın peşindeydi. Çünkü sandukanın içerisinde başka emanetler de vardı ve Cenab-ı Hak o sandukaya bir teyit veriyordu. Meleklerin koruduğu bir sandık. Fakat şeye kadar da, yani o Babil sürgününe kadar da dönemin nebisi, esbat diye geçiyor. Yani şimdi mesela peygamberler var. Bir de Kur'an diliyle esbat dediği torunlar demektir ama yani ara nebiler. Yani İsrailoğulları Talut'a gelinceye kadar kralsız idare edildiler. Hazreti İbrahim'den Talut'a kadar. Peygamberler vasıtasıyla doğrudan Allah tarafından idare edildiler. Nitekim yani İsrailoğulları istediği zaman Talut'u, daha doğrusu bir kralı istedikleri zaman İşmoil'den veya Samuel dediğimiz bin istedikleri zaman Cenab-ı Hak onlara dedi ki bu İsrailoğulları kendilerini Mısır'dan çıkaran Rabbin hükmüne razı değiller mi ki kral istiyorlar? Yani bu uzun müddet böyle devam etti. Sonra bunlar da kral istediler. Dediler ki bir kral bize versin. Biz de o kralın emri altında savaşalım. Kendi topraklarımızı şöyle yapalım, böyle yapalım. Ve sonra o krallar çağı geldi. O zamana kadar nebiler yine Tevrat üzerinden hükmediyorlardı. Yani Tevrat'taki esaslar üzerinde bu hükmü götürüyorlardı. Sonra Hazreti Süleyman bir mabet yaptı. Davut Aleyhisselam da değil. Hazreti Süleyman bir mabet yaptı ve oraya getirildi. Sanduka oraya emanet edildi. O tarihten sonra da yine esbat dediğimiz veya devrun peygamberi yahut nebileri yahut işte onların şeyinde giden esbatlar, bunların başkanlığında 7 kişinin yeminli olarak korudukları bir kitaptı bu sanduka. Dolayısıyla da yani sandığın açılıp okunması, Tevrat'ın okunması çok müşküldü. Nebukadnezar almak istedi. Sandukayı. Bu 7 kişi, yeminli olan 7 kişi, ertesi gün yıkılma ihtimalini hissedince sandığı kaçırdılar. Sandığı kaçırdılar ve Nebukadnezar mabede geldiğinde sandığın olmadığını görünce öfkesinden mabedi yaktı. Sonra da bu oradaki İsrailoğullarının önde gelenlerin hepsini toplanıp götürdü. Babil'e. Yani bugünkü Bağdat'ın asla taraflarına. O yoldayken sandıkın yine bu insanlarla beraber olduğunu anladı. Ve sandığı ele geçirmek için... Yani götürdüğü insanlarla mı? Evet. Yani onlarla beraber sandığın taşındığını anladı. Sandığı ele geçirmek için tam böyle yapacağı zaman anladılar. Sandığın içindeki emanetlerin bir kısmını aldılar. Tevrat da dahil. Ve Allah da sandığı kaybettirdi. Melekler taşıyor çünkü yani. Kur'an-ı Kerim diyor ki sandığı melekler taşıyorlar. Şimdi o sırada bu Tevrat'ın tomarları, parçaları bu 7 kişiye teslim edildi. 7 farklı kişiye? 7 tane yani 7 tane yeminli. Bunlar hepsi sağlam. Fakat üzerinden 40 yıl geçti. Bu insanların elindeki o tomarların ne oldu? Ne kadar doğru kaldı? Ne kadar yanlış oldu? Bu şahıslarda kaldı. Sonra dönüş yolundayken Üzeyr Aleyhisselam'ın başkanlığında, öyle deniliyor yani ben tam emin değilim. Üzeyr Aleyhisselam'ın başkanlığında bir heyet eldeki Tevrat'ı kıssalar üzerinden birleştirmeye başladı. Yani çünkü Tevrat bir kıssadır. Kıssalar kitabıdır. Yani işte Allah diyor ki size ışığı yarattı. Allah bir üzerinden bir gün geçti. Allah onu sevdi. Sonra Allah önce karanlık vardı. Sonra ışığı yarattı. Sonra suyu yarattı. Böyle hikayemsi anlatır yani. Kur'an-ı Kerim öyle anlatmaz. Kur'an-ı Kerim şablonlar ve şeylerdir yani. Kanunlar kitabıdır. Bu hikayelerin üstünden kitabı yeniden yazmaya başladılar. Fakat her bir parça başka bir yerdeydi. Dolayısıyla her gelene de Üzeyr Aleyhisselam ben bunu Cenab-ı Hakk'a sorarım öyle ararım diyordu. Bunun üzerine sen Allah'ın oğlu musun ki böyle Allah'la böyle hemen konuşuyorsun da kitabı düzeltiyorsun. Nitekim Üzeyr sonradan dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Yani bu her Tevrat'la ilgili geldikten sonra yazılırken Tevrat'ı vaktin içine oturtmaya çalıştıran. Bozulma orada başladı. Bir ikincisi de Tevrat'ı şumullü bir kitaptan çıkarttılar. Allah'ı İsrailoğullarının Allah'a yaptılar, Yehova dedikleri. Kitabı da İsrailoğullarının bir şehnamesi haline getirdiler. Vaktin içine oturttular, coğrafyanın içine oturtmaya çalıştılar. Böylece böyle evrensel olan kitabı kendi yerelleştirdiler yani. Kendi halklarının bir kitabı haline getirdiler. Bozulma böyle başladı. Yine anlayışa, yani mevcut olan Tevrat etrafında oluşmuş anlayışa metni zorladılar. Böyle bozuldu. Zaten İncil'in bütün olma şansı yoktu. Çünkü İncil bir kitap halinde vahyedilmiş değildir. Hz. İsa'nın anlattıklarıdır. Hz. İsa'nın kendisi vahidir. Yani bir ayettir. İlahi bir ayettir. Ve onun söyledikleri de vahiy içinde sayıldı. Yani başlangıçtan itibaren Tevrat'ın, İncil'in bir kitap olma şansı yoktu. Kim dinlediyse, ne anladıysa öyle kaydettiler. Fakat Kur'an öyle değil. Kur'an teker teker her ayet indi, her ayet ezberlendi, her ayet hemen yazıldı. Ve sonra son 2 senesinde Cebrail her Ramazan'da 2 kere gelerek tam 4 kere Kur'an mukabele edildi. Mukabele edildi. Mukabele ne? Peygamber okudu, hafızlar dinledi. Cebrail usul verdi. Yani şu ayet şuraya aittir, bu ayet buraya aittir, bu şekilde okundu. Yani dolayısıyla Kur'an ile onları kıyas etmek akıl kârı değildir yani. Öyle bir şey yok. Fakat Kur'an etrafında da biz niyeti sağlam olmakla birlikte bir anlayış var ettik. Ve bu anlayış bugün Kur'an'ı değil temsil etmek, dışlıyor bile, uzaklaştırıyor bile insanları Kur'an'dan. Gerek sergilediğimiz hal, gerekse sözümüzle tavrımızın birbirini tutması, gerekse şahsi ve ticari ahlaksızlığımız, gerekse yalanın hayatımızın içinde ümit yer tutması, dirilmesi, gerekse ümidin kaybolması, gerek ise bilim ile, ilim ile, hayat ile irtibatımızın kesilmesi. Çünkü bilim üretmeyi biz Kur'an'a uygun yaşayan insanların bilim üretmesine fırsat veremedik. En son Ali Kuşçu bir bilim adamı vardı, onu da öldürmemek için her yolu seçtiler yani öldürmek için. Şimdi bilimi bir Müslüman ürettiğinde, mesela İbn Sina bilimi ürettiğinde muhalefetun lil havadisi tartışıyor. Yani eşyanın asla Allah gibi olamayacağını ve Allah'ın eşya içinde bir referansı olmadığını biliyor. Çünkü Allah'ı biliyor. Allah'ı tam biliyor ve Kur'an'ı ona göre yapıyor. Ama biz zaman içerisinde hem Allah'a dair bilgilerimizde boşa düştük, hem de gelişen zaman içinde artan bilime uygun bir tefsir, bir meal, bir gelişme yapamadık. Zaman içerisinde Kur'an ütopik oldu. Şöyle diyeyim, haşa. Yani Kur'an etrafındaki manalar ve anlamlar. Medrese bilimden koptu. Asker medreseden koptu. Saltanat hepsinden koptu. Ve böylece hayat ile doğrudan bağlantısı olmayan bir düşünce biçimi ortaya çıktı. Ben bunu bu çağda mesela, belki de biz dinliyordur, bir ilimizin tefsir hocasıyla konuşmuştum. Demiştim ki çocukların bilim ihtiyacını nereden karşılıyorsunuz? Bana şunu söyledi. Dedi ki yani tefsir için bilime ihtiyaç yoktur. Ben şoka girdim. Nasıl yani? Yani işte bu. Çünkü bilim yanlışlanabilirmiş. Tamam, yanlışlanabilir. Bilim yanlışlanabilir. Ama o bilim yanlışlanıncaya kadar hak bir gerekçedir. Yani neticede eşyada geçerli kanunlar var. Mesela havadaki her şey düşer. Yanlış mı bu? Ne doğru. Sonra daha derinleştiğinde bazı şeyler havada durabilir öğrenirsin. Neden? Çünkü sen termodinamiği aerodinamiği öğrenirsin. Evet. Aerodinamik kanununu yakaladığında bazı şeyler havada tutabilirsin. Bunu öğrenirsin. Sonra mesela diyelim ki bir şeyi boşlukta tutabilir misin? Hayır. Ama kuvvetli bir mıknatıs dengesiyle sen bir şeyi havada tutabilirsin. Yer çekimini öğrendik. Cenab-ı Hakk'ın ben direksiz yarattım dediği alemdeki direksizliğin mahiyetini öğrendik. Ben rafi'u sema bila amed. Yani subhanel ebediyyul ebed, subhanel fardus samet, subhane men rafi'u sema bila amed. Yani tenzih ederim ki Allah gökleri direksiz yükseltti. Öyle bir denge içerisinde ki o onu çekiyor, bu onu çekiyor, bu onu çekiyor ve muazzam bir çekim yasaları ile, merkez kaç kuvvet çekim yasaları ile bu direksiz kainatı kurmuş. Şimdi siz bu geçme çekme kanunu, itme kanunu ve çekme kanunun dengesini bilemezsiniz. Bilemezseniz bu direksizi direkt arar durursunuz. Bilmediğiniz zaman evet, öyle aradınız. Evet, öyle arar durursunuz. Ama şimdi biliyorsunuz. He? Ama şimdi biliyorsunuz. Ha, işte diyorum ki bundan biz koptuk. Bundan koptuğumuz için Kur'an-ı Kerim'in müteşabih olanlarını vakte getiremedik. Kur'an-ı Kerim'de bu size söylediğim Ali İmran suresi 7. ayet çok ilginç bir ayettir. Aslında aynı zamanda konumuzu da yakından ilgilendiriyor. Diyor ki, Estağfirullah. Huvellezî enzele aleykel kitâbe. Doğrudan Resulullah'a o ki sana kitabı indirendir. Minhu, o kitabın bir kısmı ayatun muhkematun. Muhkem ayetlerdir. Büyük ekseriyet. Hatta Bediüzzaman %90 diyor muhkemat. Hmm. Ne demek? Namaz kıl. Kanun koyar. Oruç tut. Haksızlık yapma. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Tartıda kandırma. Efendim işte zinaya yaklaşma. Bana takla bu zina. Fahşaya yaklaşma. Yetimin malını yeme. Senden bir miras kalmışsa şöyle şöyle bölüş. Hı hı. Kadınların hukukunda böyle yapın. İşte boşanacaksanız şöyle yapın. Sakın şunu geçmeyin. Şu vakitte bunu yapmayın. Bu kadar net. Açık. Buna muhkemattır. Bunlar umul kitabı. İşte bunlar diyor bu kitabın anasıdır. Bu kitabın anası ne? Kardeş namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Zina yapmayacaksın. Haksızlık yapmayacaksın. Ölçüde tartıda çalmayacaksın. Say apaçıktır. Bunlar umul kitaptır diyor. Fakat bir de insanlığın macerası ve bilimin gelişmesi, insanın ilim ve bilim noktasındaki gelişmeleri neticesinde karşılaşacağınız meseleleri de ben Kur'an'da anmışım. Onlar müteşabihtir. Müteşabih, benzer. Sen yakıştırırsın. Yani her vakte mesela diyelim ki Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Veya ne anlayacak bunda? Ya bundan ne anlayacaksın? Yani ne anlayacak? İşte her dönemde alim o dönemin insanları vaktin içinde, vaktin imkanlarına bakarak derler ki bu anlama geliyor. Ama şunu söyleyemezler. Mutlak manada bu demektir. Diyemez. Çünkü müteşabihtir. Ve bu müteşabih Einstein'ın kafasına da dikkat ediyor. Benim gibi cahile de hitap ediyor. Herkes kendi kabiliyetine, kendi bilim seviyesine göre ondan bir şey anlar. Mesela basit. Diyor ki kafirin veya Allah'a iman etmeyenin hali hızla bir dağa tırmanan gibidir diyor. Şimdi bunu hızla bir dağa tırmananın ilk duyduğun zaman bu rampa çıkıyor, yorulur, kalbi atar. Sonra biraz daha ileri gidiyorsun. Diyorsun ki atmosfer basıncı yükseldikçe azalır. Atmosfer basıncı yükselince azaldığından damarların üzerindeki baskı azalır. Damarlar üzerinde baskı azalınca genişleme başlar. Genişleme başlayınca bar sisteminde genişlik bozulduğu için kalp daha çok pompalamaya başlar. Doğru. Daha ileri gitsen bilim daha başka bir şey söyleyecek. Dolayısıyla bir takım müteşabih ayetler var. Yani bugün böyle de anlıyorken belki bundan 50 sene sonra da bambaşka bir şey anlayacağız. Tabii ki böyle zaten işte müteşabih dediğimiz ayet bu. Sonra diyor ki evet. Huvellezî enzele aleykel kitâbe bil hakki. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkematun. Büyük bir kısmı muhkemattır. Yani işte az önce söylediğim gibi. Kurallar, açık ve net. Kurallar. Ve net. Bir insanın Allah'a iman eden, düzgün veyahut da mümin olma halinin ne olduğunu çok çok açık. Yani mesela mümin yalan söyler mi? Söylemez. Emin misin? Söylememesi gerekir. Müslüman yalan söyler mi? Hangisi söyler? İkisini de söylemez. İkisini de söylememesi lazım. Ama biz Müslümanız elhamdülillah. Yalan da söyleriz. Kurtarırız. Şimdi bakın, yani Cenab-ı Hak yalanı kuralların içine bile koymamıştır. Yani işte mümin yalan söylemez dememiştir. Müslüman yalan söylemez dememiştir. Efendim imanın şartları, İslam'ın şartları içinde yalan söylemek de yoktur. Yalan söylemek de vardır. Yazmamıştır bu, dememiştir. Neden? Çünkü Allah'a iman eden bir insanın yalan söylemeye tenezzül olmaz. Yani konuşulacak bir şey bile değil. Değil. Yani ceza, bir ceza koymamış karşısında bir şey. Yalan söylediğin zaman, ben hırsızlık yaptığım zaman elim keserler. Ben uhrevi akıbetten kurtulurum. Namaz kılmazsam yatırırlar sopaya, biraz döverler veya ne yaparlarsa derim. Bir şekilde telafi edilir. Ama yalanın telafisi yok. Neden? Çünkü yalan seni o iddiandan dışarıya çıkartıyor. Ben müminim, değilsin. Ben Müslümanım, değilsin. Çünkü Resulullah geliyor, bir sahabi diyor ki, Müslüman şunu yapar mı? Evet diyor, olabilir diyor. Yani yaptığı halde Müslüman kalabilir. Ya Resulullah, bir Müslümanın asla yapmayacağı bir şey yok mu diyor. Var tabii ki diyor. Müslüman asla yalan söylemez. Yani yalan söylüyorsa artık onun Müslümanlığından bahsediyor. Ben anlamıyorum. Yani. Ben demiyorum ki Müslüman değil. Ben diyemiyorum. Diyorum ki Müslüman asla yalan söylemez. Şimdi bu muhkematın içindedir. Bunun müteşabihiyeti yoktur. Yalan bugün de yalandır, dün de yalandı. Yarın da yalan olacak. Namaz bugün de lazımdır, yarın da namazdır, hem de 5 vakit. Bak kesin söylüyorum, ispat ederim herkese. 5 vakit vardır namazda. Sadece ilk gelen bu ayet budur. Akimis salate liduluki şems ila gasakil leyl ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecr kâne meşhûda. Esas olan akimis salate dediği için. Ama başka değil. Allah'ı an diyor gecenin iki tarafı, gündüzün iki tarafında. Başka bir yer diyor ki salatul vusla diyor. Yani böylece 3-5 ayette ayrı ayrı. Niye peki bir tek ayette vermedi? Çünkü her vakitte, her yerde, dünyanın her yerinde her vakit girmez. Onun için buna göre yapmak lazım. Artı insanlığın macerası içerisinde 1500 senelik zaman geçti. 1400-1500 senelik bir dönem geçti. Bu insanlık neler yaşadı? Ne hallerden ne hallere girdi? Mesela şeyde diyor ki öldüreni öldürün. Yahut yani şey verilsin, yani fidye verilsin. Yahut da yani bir insan kardeşinden bir şey affederse bu daha güzeldir. Şimdi bir ayette 3 ayrı seçenek var. Niye? Çünkü bu macera içerisinde, bu macera içerisinde mutlak manada öldürülenin öldürülmesi gereken zamanlar olduğu gibi öldüremeyeceğin zamanlar da var. Nitekim şimdi hadi sıkıysan öldür. Çünkü çağın değişti. Yani çağın zaman yaklaşımı değişti. Kur'an bu yaklaşan çağa göre de hüküm veriyor. Yani size önüne bir şey getiriyor. Kardeşinden bir şey affet diyor. Ona hapiste tutup 24 yıl ceza çektirip millete parasıyla besleyeceğine affet diyor. Affet. Yahut da öldür. Yani usul bu. Ya idam et. Çünkü öldürmüştür. Yani sen idama karşı çıkıyorsun. Ya idam et. Ya parasını al bırak, ya affet. Aksi takdirde toplumu ıslah edemezsin. Hapis ile toplum ıslah edilmez. İslam toplumunda hapis yoktur. Hapis kısa süreliğine bir ıslah programıdır. Ama biz ne yaptık? Yani recmedilmesi gereken bir günahı da hapse attık. Eli kesilmesi gereken bir günahı da hapse attık. Efendim Kur'an'ın önerilerini tevil ettik bir şekilde. Ama bunlar muhkemattı. Biz müteşabih ile muhkematı birbirine kattık. Evet. Diyorum ki işte burada. Yani şimdi şu anda bir kısım, büyük bir kısım insan müteşabihi esas alıyor. Ben de bazı müteşabihlerden bahsedince şöyle düşünüyorlar. Bu da muhkemata karşı çıkıyor. Hayır. Ben muhkematçıyım. Ben bir zerre miktar sünnet seniden vazgeçmem. Resulullahsız din olmaz. Hazreti Muhammed'siz din olmaz. Evet. Şari'dir o da. Evet. Hazreti Peygamber de Cenab-ı Hak kendisine din konusunda kendisine ortak yapmıştır. Din konusunda. O da yaratma noktasında. Hazreti Muhammed ile herhangi bir mahluk ayrıdır. Yaratma kabiliyeti yoktur. O bir tanrılık noktasında zerre miktar benden farkı yoktur. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama o insanlığa ilahi niyetlerin, amaçların ulaştırılması noktasında bir arayüzdür. Bir dildir. Bir haldir. Onun üzerinden bize tatbik edildi. Kur'an'ın bir insan da diyor ki benim hani diyor Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dır. Kur'an Hazreti Peygamber bir ufuktur. Bir idealdir. Kur'an'ın içindeki insan, Kur'an'ın tarif ettiği insan bir idealdir. Mutlak ve reel değildir. Her bir insan kendi fıtratı ve kendi kabiliyetlerin nispetinde o reel gibi şey, Kur'an'ın insanını kendi nefsinde realize edebildiği miktarda hakikate yaklaşmış olur. Hmm. Mutlak olarak Kur'an'ın tatbiki bir insanda, bir beşerde Kur'an'ın giyilmiş bir elbise olması Hazreti Peygamber'dir ve onun sünnetidir. O yüzden çok mühimdir. Ama ben kendi kabiliyetimce yapamam. Mesela taaddüd-ü zevcat Hazreti Peygamber'e has bir meseledir. Bir mucizedir. Yani diyor ki siz iki kadın arasında bile adalet edemeyeceksiniz diyor. Hem de velen diyor. Asla. Yani iki şey. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bir hassasiyet olarak o kadar kadın arasında adaleti ve dengeyi muhafaza edebilmiştir. Bir örnektir. Esasında ben onu kendi yanımda şöyle diyorum. 12 eşi olmuştur. 12 ahlak, 12 biçim şey vardır, tip vardır. Her birisine manen bir örnek teşkil etmiştir. Yani Başak Burcu kadını atıyorum hani anlaşılsın diye söylüyorum. İşte Akrep Burcu kadını, efendim işte bilmem şu Burcu kadını, bu Burcu kadını birbirinden farklıdır ya. Her birisiyle nasıl geçinilebilirin örneklerini verdi Resulullah. O yüzden 12 eşi vardır. Hmm. Dolayısıyla da yani Resulullah'ı işin içinden çıkartamazsınız. Ama bir yığın insan müteşabih ayetlere takılarak Resulullah'ın vazifesinin bittiğini ve orada kaldığını söylüyor. Bakın şimdi ne diyor? Kim bunlar? Min ayatun kitab ve uharu müteşabihat. Bir kısmı da müteşabihtir. Müteşabih ne? Manası olduğu gibi anlaşılamayacak şeydir. Duruma göre evet, yorumlayabileceğiniz mi diye. Ha, diyor ki İza ca'e aşratuha. Onun şartları açığa çıktığında kıyameti anlatıyor. Şartları açığa çıktığında diyor. Şöyle olur. Şimdi bunu kıyametin şartları ortaya çıktı denmemiş midir? Daha ashab zamanında söylenmiştir. Değil mi? Ashab zamanında artık bu kıyamet çağıdır diyor. Zaten kıyametin birinci alameti Hazreti Muhammed'in gelmesidir. Çünkü ahir ümmettir. İkinci alameti Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesidir. Üçüncü alameti diyarın işte büyük alametler işte İstanbul'un şöyle olmasıdır. Bu diyarın böyle olmasıdır. O diyarın şöyle olmasıdır. Bu alametler hep var. Ancak bunlar vakti geldiğinde Resulullah'ın söylediğinin ne olduğu veya Kur'an'ın söylediğinin ne olduğu anlaşılan hallerdir. Diyor ki burada zeyg kelimesi geçiyor. Çok mühim bir kelime bu. فَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ زَاغَ يَز۪يغُ yani şeyden saptı demektir. Yani müstakim olan, hak olan, usul olan, esas olan yoldan saptı demektir. Kalbinde zeyh bulunanlar, sapma bulunanlar, muhkemattan kaçmak için. Efendim namazda işte bak zaten 3 vakitmiş de 5'e çıkarmışlar da oruç şu vakitte tutuluyormuş da bize uğraşı oldu. Sana ne kardeşim? Ben 5 vakit kılıyorum ve memnunum. Senin derdin ne? Yani sen bu vakti 3'e indirirsen namaz mı kılacaklar? Hayır. Sen daha çok 5 vakit namaz kılanın ahlakını bozuyorsun. Gevşeklik veriyorsun. Ben sana söylüyorum. Hacca gitmeden önce namaza karşı, Kur'an'a karşı ben çok daha edepliydim. Ama gittim orada gördüm. Bunlar güya Kur'an'ı tutuyor, ayağının yanında tutuyor. Haşa suma haşa. Ya biz Kur'an'ı göbeğimizin altına indiremeyiz. İndiremezsin de. Ama bakıyorsun oraya atmış, başını altına koymuş, ne yapmış? Bu bir şey değildir. Bu bir saygı değildir. Anlatabildim mi? Hmm. Yani namazı kılmamak, orucu tutmamak için sen bana müteşabihi getirip hüccet getiriyorsun. Niye? Çünkü senin kalbin zaga yapmış. Yoldan ayrılmış. Namaz kılmamana çare arıyorsun sen. Başını kapatamadığın için çare arıyorsun. Örtüsüz de olabilir. Bahane uyduruyorsun. Namazsız da olabilir. Oruçsuz da olabilir. Muhammedsiz de din olabilir. Sen onu arıyorsun. Haşi. Çünkü sen zaga ettin. Usulden çıktın ama içinde bulunduğun hali veya tuttuğun hali geri Kur'an'a kabul ettirmek istiyorsun. Bugün yapılan... Aynen Yahudilerin yaptığı gibi. Evet, aynısı. O yüzden bakın Hazreti İsa'ya Allah buyurdu ki ben seni kafirlerden kurtaracağım dedi. Ve mutahhirike minellezine keferu. Kim o kafirler hocam? Kafir kimse o. Yani neticede bakın bunlar Allah 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 Yahva 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 Tevrat 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 diyen alimlere Allah orada onu isnat ediyor. Çünkü Hazreti İsa'yı Romalılara astırmak isteyenler o yobaz dindarlardı. Allah onlara kafir dedi. Her dönemde küfre sapma vardır. Efendim Allah'a iman ediyorlardı. Allah'a iman ettikleri halde. Şimdi onlar ayetlerin kitabın bir kısmını uygulayacaklar, bir kısmını uygulamak istemeyecekler diyor. Bunlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Ayette var. Tevbe suresinde. Yani dolayısıyla burada diyor ki وَمَّلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغُنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ. Kalbinde sapma olanlar muhkemata uymazlar. Allah Cenab-ı Hak diyor ki namaz kıl. Ben kılamıyorum. Desen ki ben kılamıyorum. Bu günahtır. Allah'ım beni affetsin. Ya Rabbi beni affet desen. Tamam. Ama diyor ki ya işte yani bak esasında Kur'an namaz 5 vakit değilmiş bak. Siz 3 vakitmiş de siz 5 vakit kılıyorsunuz. Böylece namaz kılmasan da olura getiriyor. Bugün aslında asıl yapılmak istenen sıkıntı teşabih budur. Halbuki müteşabih ayetler tamamen ileride insanlığın çabalarıyla, bilimiyle ortaya çıkacak meselelerdir. Hani Hazreti İsa için diyor ki sen kehlen ve tukellimun nase fil mehdi ve kehlen. Sen insanlarla beşikte konuştun ve kel olarak konuşacaksın. Kehl kelimesi yani bugün hem bugünkü dilde hem eski Arap dilinde 35 yaş ve üstüdür. Kehl. Hmm. Bu Kürtçe'de gol'dır. Gol derler. Hmm. İhtiyar. Golemedir mesela. Benim ihtiyar. Gol kelimesi 35 yaşın üstüdür. Ayet diyor ki Hazreti İsa beşikte konuştu ve kel'de konuşacak. Ve fil mehdi ve kel'a. Kehl 35 yaşın üstüdür. Hazreti İsa vefat ettiğinde şeye göre yani kendilerince çarmıha girdiklerini zannettikleri zamanda ki Allah onu yüceltti bedeniyle miladi olarak 31 yaşındaydı. Yani şemsi, kameri olarak da 33 yaşındaydı. Anlatabildim mi? Yani Hazreti İsa, şimdi hadi İsa gelecek mi gelmeyecek mi? Ben diyorum ki gelecek. İşaret burada. Kehl kelimesi. Bir insan buna inanmazsa bir derdi yoktur. Yani müteşabih bir meseledir. Evet. Ben diyorum ki Hazreti İsa gelecek. Niye gelecek? Çünkü İsa'nın sünnette de hadiste de yeri var. Diyor ki ahir zamanda, günlerin sonunda gelecek. Allah'tan kopartılmış insanı yeniden Allah ile buluşturacak. Bilimi yeniden Allah'ın hizmetine verecek, dinin hizmetine verecek. Peki bilim ve din ve beşer Allah'tan koparılmadıkça bunu yapmak imkanı var mı? Hayır. Demek ki önce bilim ve beşer Allah'tan koparılacak. Bunu kim yapacak? Deccal Efendi. Her dönemde deccallık hizmetkarlar olacak. Yani yeryüzünde ilk defa tanrısız bir kainat taşırabiliriz diye tasavvur edebiliriz diyen Laplace'dir, Fransız. Yani Tanrı olmadan da bu evren kendisini izah edebilir diyor. Bu böylece bir süreç içinde 1750'den biz sekülerizm 1755'te kitaba girmiş veya ansiklopediye girmiş bir şeydir. Sekülerizm. Deizm 700'lerin sonunda 690'larda 680'lerde konuşulmuştur. Sonra deist ve gelmiştir bunlar. Bunlar bu çağda iblisin kendi evliyalarına söylettiği, vahyettiği hakikatlerdir. Ve bunlar beşeri bozmak, insaniyeti bozmak için iblis yine beşerden kullandı. Yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. İnsanı bozacak cinler ve insanlar vasıtasıyla. Cinler zaten bizim içimize vesvese veriyor. Görmüyoruz. Peki insan içine nasıl vesvese verecek? Bunun bir zihnini bulandırmak, kalbine vesvese atmak hali vardır. Bir de yakında göreceğiz spam atmaktır. Sen joysticklerle bir ara oynamak gibi insanın sadrıyla ve aklıyla oynanacaktır. Deccal'ın bir versiyonu da budur. Çünkü insan o kadar teknik, insan o kadar teknolojiyle donatılacak ki senin içindeki kanın içindeki elementlerle veya konulmuş olan metallerle adeta seni baz istasyonu gibi kullanabilecek. Yani sana yaklaşan bir insanın telefonu çekecek. Neden? Çünkü sana şu anda o kadar çok yükleme yapılıyor ki gıdalarla bunlarla birinin betali. Kanımız aynı zamanda bir hat döşenmiş bir tel hattı döşenmiş hale gelecek. Grafenle bunu yapıyorlar, şunla bunu yapıyorlar. Niçin? Tanrılık oynamak için. Çünkü ben Tanrıyım diyecek Deccal. Bilim üzerinden. Demiyorlar mı? Bu. İşte Hazreti İsa gelip bunu yeniden mecrasına sokacak. Bunların hiçbirisini tartışamıyoruz. Bunu da muhakemat içinde görüyoruz. Şu anda müteşabihi kullananlar muhakematı bozmak için yapıyorlar. Çünkü kalplerinde zeyh vardır. Sapma var. Sapma var. Sapmadan dolayı namazı kılamıyor. Bari hiç kimse kılmasın diyor. Zinadan vazgeçemiyor. Ya bu kadar da mühim değil diyor. Ben bilmem ne kullanıyorum diyor. Şunu kullanıyorum, bunların bir temas olmuyor diyor. Bütün bunlar işte müteşabih olanın insan kalbi sapmış olanlar tarafından farklı kullanmasına. Şimdi bir kesim buna bakıyor. Bu zayıf olanlara bakıyor. Muhkematın kalıbına sığınıyor. Şekline. Öbürü ise aşırı şekle kapandığı için bu sefer o ibadetin emrolunmasındaki hikmeti görmüyor. Sıkıntımız bu. Evet. Dolayısıyla da bugünün çocukları büyük oranda bizim Kur'an etrafında var ettiğimiz anlayış ve bu anlayışın eseri olan içinde yalanı dolandırı da balındıran Müslümanlığımızdan gına getirdiler. Ve gittiler. Gittiler, biz zannediyoruz helak oldular. Şimdi normalde Hazreti Peygamber ve yanındakiler Kureyşleri terk ettiklerinde Kureyşler ne diyordu? Bunlar bizi birbirimize düşürüyor. Evet. Bunlar evlat, bu evlatlar bizi terk ettiler. Babayı birbirine düşürdüler, çocuklar birbirine düştü diyorlardı. Evet işte diyelim. Şimdi aynı şey oluyor. Bunlar bizi terk edip gittiler. Ha ben de şuna inanıyorum. Her dönemde bu oluyor ve her dönemde Cenab-ı Hak insanlar içerisinde vahyini duyan, itaati sağlayan, insanlığı yeniden ayağa çağıran gruplar, şeyler gelecektir ve gelmiştir. Yine gelecektir. Çünkü mevcut olan bozuk yapı dağılacak, bozulacak, dibe çıkacak ki vuracak ki onun içinden yeniden Kur'an kendisini yapsın, tazelesin. Bir hadis var diyor ki: "Kad beda'l insanu gariban, kad beda'l İslamu gariban, seyu'idu gariba." Şimdi yu'idu kelimesini birçok insan şöyle anlıyor. Yok olacak. Hayır, ade bir şeyin tekrar iade edilmesidir. Evet. Kad beda'l İslamu gariban. Tuhaf bir şekilde İslam ortaya çıktı. Yani anlaşılabilir değil. Bir tarafta İran, bir tarafta yani Persler, bir tarafta Bizans. Dünyanın iki Amerikası o zaman. Tabii. Bunların içerisinde kendine bir yol buldu ve çıktı ortaya. 23 yıl sonra birisini o tarafa itti, birisini bu tarafa itti. Hiç insan hafsalasını alacağı bir şey değildi. Arapları küçük görürlerdi İranlılar. Hiç kale bile almazlardı. Zaten yani Hazreti Peygamber'in elçisi Yezücer'de geldiği zaman adam gadabından elçiyi ortadan ikiye böldürdü. La sen kimsin de geliyorsun bana Allah, bir mesaj getiriyorsun. Sen nesin ki yani? Ne haddine sen? Ne haddine ki? Arap geliyor bana mesaj veriyor, bildiri veriyor. Ve peygamberin elçisini ortadan böldürüyor. Resulullah bunu duydu. Mazzakamullah dedi. Ez onlara dedi ya Rabbi. İran diye bir şey kalmadı. Peygamberin bir öfkesiyle. İran diye bir şey kalmadı. 1930 yılına kadar da İran'da Farslar iktidar olamadılar. Şimdi Resulullah'ın şeydi bu. Bir bedduasıydı. Ama bunun etrafında hep çocuklar vardı. Gençler. 16 yaşında, 17 yaşında. Ya 20 yaşındaki bir insanı vali diye gönderdi Resulullah. O yüzden ben bu gençlerden ümit var. Onların içerisinde bizi çağ ile barıştıracak ve Kur'an'ın tevhidini yeniden insanlığa ulaştıracak gruplar, ekipler, insanlar çıkacaktır. Çok ümit var. Eyvallah. İnşallah. İnşallah hocam, sürenin sonuna geldik. Daha da konuşsak daha da gider. Yani çok da gider ama bence en son cümle en duyulmamış, en kıymetli olanlarından İnşallah. Biriydi. Allah bizi hayra vesile kılsın. Bu canı gönülden söylüyorum. Her sözümün doğru olma ihtimali yoktur. Ben bir beşerim. Ben bir insanım. Kendimce tevil yapıyorum. Kendimce anlayış yapıyorum. Bütün anlayışlarım da isabetli doğrudur diyemem. Ben hayrın peşindeyim. Bir çıksa ki bana dese ki şu yanlıştır. Amen ne olabilir? Onu şey yaparız, üzerinde dururuz. Bakarız. Hakikaten ben yanlışsam çıkarım insanların içerisinde kardeş ben burada şöyle bir halt etmişim. Hakkınızı helal edin derim. Çünkü biz gerçekten ben bile derdim bilhassa medeniyet üretmiş şu toplumun, şu ümmetin bir medeniyet taşıyamayacak kadar aciz hale düşmesinden bizarım. Eyvallah. Bu toplumu, bu milleti, bu insanı, bu ümmeti yeniden ayağa kaldırmak zorundayız, zaten kalkacak. Çünkü Resulullah'ın beşareti var. İnşallah. Onun olması için ben kendimce gayret gösteriyorum. Eyvallah hocam. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Bence herkes de söylemek istediklerinizi anlamıştır. Öyle zannediyorum. Çok da mesaj gönderenler var. Yani birkaç isim gördüğüm ismi de özellikle söyleyeyim. Mesela Necdet Özden Bey'i görüyorum. Ramazan Ertuğral'ı görüyorum. Gördüğüm isimleri söyleyeceğim dedim. Halit Kaya'yı görüyorum. Bizimle beraber olan, bu muhabbet halkasında olan bütün kardeşlere de, bütün dostlara da çokça selam göndermiş olalım. Ama en son cümleyi tekrar da hatırlatmış olalım. Bu gençlerden ümit varız. Çünkü o gençlerin belki de karşı çıktıkları, biraz da böyle yani onlara tuhaf gelen şey, bizim aslında değiştirdiğimiz, bozduğumuz şu anki düzen. Aslıyla ilgili problemleri yok belki de onların. Kur'an'a, bir harfine canım fedadır. Bir harfi bile değişmediği için mutluyum. Elimizde değişmediğine dair çok ciddi kanıtlar var çünkü. Eyvallah. Efendim biz önümüzdeki hafta yine kürsüde muhabbet halkamızı kuracağız. Muhabbet edeceğiz. Muhabbet halkamızda o zaman da inşallah Metin Külünki abimiz olacak. Önümüzdeki hafta siz o muhabbete gelene kadar muhabbet halkamızda. Çok da selam söylüyorum. Ve aleyküm selam. Eyvallah. Hepinize de selamlar. Hayırlı geceler.